bağlandım. Orada da biraz sohbet ederiz dedim. Ben bu arada bilgisayardan bağlanmaya devam etmeye çalışacağım. Nasılsınız? Günaydın. Günaydın Sayın Hocam, hoş geldiniz. Bize şerefler verdiniz. Ay ne kadar güzel, ne kadar canlı bir ses. Allah'ım sabah çok hoş oldu. Hoş bulduk. Ben bir türlü internetten bağlanamıyorum, bilgisayarımdan da telefondan bağlandım. Arkadaşlar buradaysa hem tanışırız hem o arada beklentilerini alırım diye düşündüm. Orada da inşallah Çok güzel hocam. bilgisayardan Çok teşekkür ediyorum hocam. Davetimizi kabul ettiğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. ben bağlanacağım. Ne Öğrencilerimiz için gerçekten büyük bir fırsat olacak bu. Araştırma yöntemleri hakkında sizin vereceğiniz bilgiler ve inşallah da bundan sonra oluşturulacak projelerin ilk basamağı olacak. Değerli katkılarınız için şimdi ben teşekkür ediyorum. Hütpat ekibine konuyu sözü bırakıyorum ve Alasma aldık. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek dileğiyle. Hocam, arkadaşlar hepiniz yine tekrardan hoş geldiniz. Bugün yani Hütbat bilimsel proje olarak biz nasıl bilimsel anlamda bir proje yaparız? Araştırmacı nasıl oluruz şeklinde bir araştırmacı 101 tarzında bir konferans dizisi düzenleyeceğiz. İlk Evet. olarak da Banu hocamız yani sizden de sağlıklı araştırma tasarımları yani ilk konferans olarak sizde toplandık. Bugün şu an sabah erken saatte bu kadar kişi toplandığınız için herkese çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Onur duydum ilk toplantı olmasından da. İnşallah gönlünüzce 2 saat sanıyorum değil mi? Evet. Geçirebiliriz. Ben bağlanmaya çalışıyorum bu arada. Değilse telefondan da yaparım. Dert değil ama ekranı görürsem paylaşmam daha kolay olur diye düşündüm. Ben bu arada aslında sizin beklentilerinizi öğrenmek isterim. Yani ne duymak istiyorsunuz bugün ve nasıl duymak istiyorsunuz? Hani benim bir slide setim var ama önemli olan sizin neyi öğrenmek istediğiniz. İstediğiniz aşamada dururuz, detaylandırırız, örneklendiririz, sorularınızı alabiliriz. İstediğiniz aşamada devam ederiz. Ben o slide setini sizinle paylaşacağım zaten. Hani onu birebir bitirmemiz de gerekmiyor. Ama siz bugün beklentiniz ne? Ne duymak istiyorsunuz? Ne öğrenmek istiyorsunuz? Hani ben onları biraz bir iki duyarsam ona göre yönlendirebilirim. Önce söz sizin. Dinleyici arkadaşlar nasıl bir şey bekliyorsunuz? Yani bugün ne konuşalım diye düşündünüz siz? Var mı? Ben şunu öğrenmek istiyorum. Ya da daha önce şöyle bir şey okudum. O bana ters geldi. Onun için yani bunu öğrenmek istiyorum. Nasıl sizin için en verimli olabilirse Yani biz Hütbat olarak ilk önce bir sağlıkta araştırma yaparken bir tasarımı nasıl ortaya koyarız? Hani ilk olarak bunu düşünmüştük ama konuşmak isteyen arkadaşlar varsa da fikirlerini bekliyoruz. hiç araştırma yapan oldu mu? Yani bir araştırmanın içinde yer alan, bir araştırmada okuyan, ne bileyim, ya da ikiniz farklı sınıflardansınız diye düşünüyorum. Doğru mudur? Evet, 1, 2, 3, 4 karışık. Yani 5. sınıfta var sanırım. 5 de varsa onların daha çok deneyimi olabilir. Yanımızda en büyük PhD öğrencisi var mı mesela? Onlar belki daha çok görmüş olabilirler böyle bir şey. Hocam sesiniz biraz... Evet, sesimi şey yapmaya çalışıyorum. Kusura bakmayın. Böyle olur ya, unuttuk. Uzaktan unuttuk. Şey yapamıyoruz. Şimdi sizi büyük ekrana alacağım. Sizi daha iyi görebilmek için. Öyle bir yaşım ekran hoş olmuyor. Tamam. Şimdi döndüm. Şimdi daha iyi mi? Evet. Tamam, süper. O zaman Recording in progress. şöyle yapalım. Siz lütfen istediğiniz aşamada kesin, sorular sorun, şey yapalım olur mu? Birlikte devam edelim. Bazısı size basit gelebilir, bazısı ağır gelebilir. Lütfen beni istediğiniz zaman kesin. Hani ders gibi düşünmeyin bunu da bir ortamda birlikte sohbet ediyormuş gibi sizin için
nasıl uygunsa öyle devam edelim isterim. Ben kendimi tanıtayım önce kısaca. Ben Hacettepe İngilizce mezunu, ikinci dönem mezunlarıyız biz. 1989, sizler yokmuşsunuzdur muhtemelen. Sonrasında da mezun olduğum yıl Hacettepe Halk Sağlığı'na girdim. Ve asistanlığımı bu bölümde tamamladım. 94-2000 arasında Amerika Birleşik Devletleri'ndeydim. Önce Emo Üniversitesi'nde Epidemioloji Halk Sağlığı Master yaptım. Sonra da University of North Carolina at Chapel Hill. Bu belediye hocamızın okulunda bir doktora programına devam ettim. Epidemioloji doktorumu yaptım. Şimdi 2000'den beri Türkiye'deyim. Hacettepe kadrosundayım. Bütün akademik yükselmeleri burada yaptım. Halk sağlığı uzmanı olmam sebebiyle hani halk sağlığı eğitimleri de veriyorum ama tabii hani kendi çalışma alanım aslında ağırlıklı olarak epidemioloji. Yine de kimi zaman hani %60-40 gibi gidiyor. Halk sağlığı departmanında çalışıyorum. Dönem 3 derslerinde de sizlerle epidemiolojiyi tartışıyoruz tıp fakültesinde. Dönem 6'da da zaten 1-4 ay, 2 ay süreyle bize oluyorsunuz. Yine bir yıl Dünya Sağlık Örgütü'nde çalıştım. Ücretsizliğini aldım Hacettepe'den, Sabatika'da. Bir proje yönetimi yaptım Türkiye ofisinde. Onun için de Hacettepe'deyim. Hacettepe biliyorsunuz diğer 10 üniversite seçildi araştırma üniversitesi olarak. Bunun için ek bütçesi var, ek kontenjan hakkı var. Hani zaten hak edilmiş bir seçildi ama onun düşündüğü aslında hani, araştırma için bütçe olarak hem kadro olarak güçlenmesi iyi oldu. Yurt dışına baktığımız zaman da sağlık alanında en çok yayın gerçekten Hacettepe Üniversitesi'nden çıkıyor. Dolayısıyla üniversitenin bir böyle araştırma şeysi var, tarihçesi var, bir geleneği var. Bir de yapısında böyle oturmuş bir şey var. Ne kadar haberdarsınız bilmiyorum ama Hacettepe Üniversitesi'nin kurulma sebebi, şimdi bileceksiniz, pratisyen hekim yetiştirmek içindir. Çünkü Ankara tıp var, Ankara'da, İstanbul'da tıp fakülteleri var. Ve insanlar uzmanlaşıyor ama birinci basamakta yeterince iyi pratisyen hekim olmadığı için hep o zamandan da 65'li yıllardan bahsediyoruz. Sağlık sistemi hastane ağırlıklı gittiği için diyorlar ki bir birinci basamağı güçlendirmek için okul kurmak lazım. Hacettepe kuruluyor. İlk kurulan branş pediatri. Küçük bir çocuk hastanesi var. İhsan Doğramacı pediatrist biliyorsunuz. Ankara tıptan geliyor. Buraya kendisi küçük bir kulübe gibi diyeceğim. Yani biraz büyük bir yer kuruyor ve tıp fakültesi de kuruyor. Tıp fakültesinin ikinci kurulan bölümü Halk Sağlığı Enstitüsü'dür. Ve bu enstitünün hedefleri içerisinde bir tanesi de araştırma yapmaktır. Ve o dönemde bu Hacettepe bölgesi acet, yani ihtiyacınızı şey yapmak için dualar edilen, işte sağlık için gelinen bir bölge olarak kuruluyor. Ve ilk dönemden itibaren de aslında her öğrenci dönem 1'den itibaren bu bölge, Altındağ bölgesindeki, işte o zaman Gecekondu'lar, çok yakın zamanda 2002'de biz yeni binamızı taşıdığımızda hala bu arkadaki park alanı, vektörünün arkasındaki park alanı Gecekondu bölgesiydi. Burada her öğrenciye bir aile veriliyor ve bu aileyi siz mezun oluncaya kadar takip ediyorsunuz. Ailenin her türlü ihtiyacını, yani sağlık problemleri, sosyal problemleri, mental problemleri, hastaneye gelmesi, gitmesi, çocukların şikayetini yapıyorsunuz. Ve tıp fakültesi son sınıfta da, 6. sınıfta da her öğrenciye bir proje veriliyor. Biliyorsunuz dünya üzerinde her yerde işin doğrusu şeydir, doktor olmak için bir tez yapmanız lazım. Yani PhD de olsa, MD de olsa bunun adı bir tez. Çünkü doktor demek aslında bilimi kullanabilen insan demek. Yani illa hekim diye düşünmemek lazım. Onun için bu grupta bir çalışma yapılıyor ve o kişinin mezuniyet tezi oluyor. Bu zaman içerisinde tabii bu kadar kişi özel, asistan tezi gibi hani herkese yaptırmak mümkün olmadığı için bunu yıllardır hep Halk Sağlığı'na bilim dalı üstlenir. Siz de dönem 6'da bir proje yazıyorsunuz başından itibaren. Yani bir konu belirliyorsunuz,
amaçlarınızı planlıyorsunuz, işte hipotez varsa geliştiriyorsunuz ve sonrasında da şey yapıyorsunuz, bunu verilerimi toplayıp analiz edip raporluyorsunuz. Bu tabii artık tek kişi bazında yapılmıyor çünkü ne bu kadar öğretim üyeniz var ne de işin doğrusu bu kadar çalışmak koşulları uygun değil. Hele bu COVID'de çok sarsıldık tabii, yüz yüze çalışma yapmak çok zor oldu. Ama bu sizin işte bu araştırmanız oluyor. Bu Hacettepe'nin geleneğinin, özellikle Hacettepe mezunlarının bence bu alanda şey olmasının önemli bir sebebi bu aslında. Yani okulda yetişme içerisinde bir araştırma şeyimiz, geleneğimiz gelişiyor. Şimdi bugün de sizlerle yine bir araştırma nasıl yapılır diye konuşacağız. Buradaki hedefimiz de yine araştırmanın temel basamakları neler? Ben öyle anlıyorum. İşte şey nasıl yapacağız? Bir araştırma yaptığımız zaman nelere dikkat edeceğiz? Kaç tip araştırma vardır? Bu araştırmaların temel özellikleri nelerdir gibi bir maddeler halinde birlikte devam etmeyi diliyorum. Şimdi ben izninizle sizinle şey yapayım, ekranımı paylaşayım. Yani not almanıza gerek yok. Biz sonuç olarak bunları sizlerle konuştuktan sonra paylaşacağım size. Sizinle. Onun için sadece hani dinlemekte yarar var. Yani bugün konuşacaklarımız kabaca böyle. Şimdi share screen yapayım ben bir. Biraz yavaş gidiyor. Şimdi bir yöntem bilimi. Genellikle hani salgın bilimi olarak biliniyor. Bunun bu şekilde bilinmesinin sebebi aslında içindeki kelimelerden epi, demos ve logos kelimesinden oluşuyor. Epi üzerine demek, demos toplum demek, insanlar topluluğu demek. Logos da biliyorsunuz siz tıpçılar zaten bilim demek. Aslında epidemioloji tıpkı şey gibi bir nasıl diyeyim, demografi gibi halk toplumla ilgili bir branş ama bu yaptığı şey aslında araştırmalar. Toplum sağlığını ilgilendiren her türlü araştırmanın yöntem bilimi. Ama epidemioloji derken epidemi kısmı hani şu anda da içinde olduğumuz salgın kelimesiyle örtüştüğü için aslında belki de yanlış değil çünkü ilk epidemiolojinin çıkışı bir salgın incelemesi. Epidemiolojinin babası olarak bilinen John Snow aslında bir kadın doğumcu, anestezi uzmanı. Ama İngiltere'de kraliçenin hep doğumlarını yaptırmış. Anesteziyle de yaptırdığı için çok memnun kraliçe kendisinden. Orada 1850'lerde bir salgın çıkıyor. İşte insanlar hızla hasta oluyorlar. Bulantı, kusma, sıvı kaybı, dehidratasyon ve sonrasında ölüme kadar gidiyor. Hatta bir gecede 600 kişinin öldüğü söyleniyor. Kraliçe de John Snow'u görevlendiriyor. Ya bunu araştıracaksın. Tabii hiç böyle bir araştırma yok. Nasıl yapılır bilinmiyor. Ama bugün kullandığımız, özellikle pandemide kullandığımız birçok şey, hatta Türkiye ne yazık ki bunun yarısına gidemedi hala bu aşamada. İşte kişi yer zaman özelliklerine göre tanımlama, haritalama yapıyor, nokta grafik deriz, alanın üstüne birer iğne yapıştırırız, işte burada bu kadar vakı var gibi kısımlarıyla başlıyor. İşte sonrasında evlerde anket uyguluyor, ne yediniz, ne içtiniz, acaba besinle mi ilgili, işte suyla mı ilgili, zenginlikle mi ilgili, fakirlikle ilgili diye bir takım laboratuvar testleri yapıyor, sudan olduğu düşünülüyor. Ama yani mikroskop yok. Öyle olunca bir takım suya presifikan maddeler koyup işte presifik edilen presifikasyonu olan sularda salgın yapıcı ajan olduğunu varsayarak o suları içirmeyerek salgın duruyor. Ve bu arada doğal bir salgın 3 kez can, yani 3 kez tekrar ediyor. Ve en sonunda buna hasta
bir zehir bu diyor, maddenin ne olduğu belli değil. Ama işte sudan geçiyor, kimi sudan geçiyor ve bir kadın, çocuğu sarılan bir kadın, Broad Street, İngiltere'de halen olan Broad Street sokağında bir şey var, artezyen kuyusu var. Bu kuyunun altında çocuğunun ishalde bezini yıkıyor ve bu kanalizasyon sisteminden insanların içlerinde hasta olduğu ortaya çıkıyor. John Snow öldükten 30 yıl sonradır bunun vibriyokolera olarak tanımlanıp bu hastalığın da kolera isminin konması. Tabii buradaki en etkileyici şey, hem böyle bir yöntem bilim daha yokken hani aklın yolundan giderek John Snow'un bu araştırma basamaklarını bizim bugün de pandemide yaptığımız, aynen işte hastaları bulup hastalığın belirti ve bulgularını bulmak önce, sonra bu ajanı tanımlamaya çalışmak, ajan tanımlandıktan sonra bunun hani nasıl bulunacağını, nasıl ön tanısının konabileceğini, sonra nasıl tedavisini yapılacağı konusundaki bütün basamaklar aslında epidemioloji yöntem biliminin eğitileri, öğretileri. Dolayısıyla epidemioloji koleradan sonra da yıllar içerisinde o dönemde dünyadaki en büyük salgınların enfeksiyon salgınları olduğu düşünülürse enfeksiyonlar üzerinden gitmiş ve ben Türkiye'ye 2000'de döndüm. 2000'den itibaren ilk derste sorarız epidemioloji nedir? Salgın bilimidir derler. Biz de değiştiririz. Biz ki salgın bilimi değil aslında. Yani, evet, salgınları inceler ama özellikle günümüzde biz artık 2000'li yılların çok öncesinden itibaren epidemiolojik yöntemleri aslında kronik ve dejeneratif hastalıklarda uyguluyoruz. Benim de doktora tezim kardiyovasküler hastalıklar genetiğiydi. Biz bu hastalıkları nasıl erken tanırız, ne yaparız da uzun vadede yaşam kalitesini artırabiliriz diye düşünürken epidemioloji salgın bilimi değildir, onun da sınırı değildir diye şey yapmaya çalışırken gün geldi. Şimdi öyle bir şey oldu ki pandemide epidemiyolog çalışmıyor artık. Bu da doğru değil tabii yani. Salgının incelemesini yapan bilim de sonuçta epidemiyoloji. Ama sadece onunla kısıtlamak yeterli olmaz. Onun için biz sağlıkla ilgili, sağlık ve hastalık durumuyla ilgili her türlü çalışmayı epidemiyolojik yöntemlerle yapabiliyoruz. Onun için ben buraya kocaman bir sarı halka koydum. Siz bu sarı halkanın arkasında kafanızda hangi düşünce olursa olsun sağlık araştırmasıyla ilgili epidemiyolojik yöntemleri kullanarak bunu çözmeye çalışabilirsiniz. Mesela birkaç tane örnek getirmişim. Bunu eski bir slide'dan aldım. Türkiye'de kronik obstrüktif akciğer hastalığı prevalansı nedir? Ne kadar yaygındır bu hastalık? Türkiye sigara içme yüzdesi yüksek bir toplum. Özellikle kadınlarda da son yıllarda genç yaşlardan itibaren içme oranları çok artıyor. Bunun dışında yaşam koşulları, trafikteki maruz kaldığımız hava kirliliği ortamlarda, işte çalışma ortamlarındaki diğer kirliliklerde KOAH'ı tetikliyor ve yaygın bir hastalık olduğunu biliyoruz. Ama ne kadar yaygın bunu bilmek merak konusu. Neden? Çünkü ona göre sistemi kuracaksınız. Ona göre göğüs hastalıkları uzmanınız olacak, tetkikler yapabileceksiniz, hastanenizde bunu yapabileceğiniz imkan olacak. İşte sigara bırakma kampanyaları düzenleyeceksiniz. Çünkü en yüksek şeysi o. Ona göre belki bir sağlıklı yaşam alışkanlıkları geliştireceksiniz. Bir prevalans hesaplaması, bir yaygınlık hesaplaması o ülkenin sağlık politikası yapıcıları için çok yol gösterici bir kavramdır. Yani hangisi ne kadar büyükse tabii kısıtlı kaynaklarımızı da ona göre kullanmak zorundayız. Bir tane çalışma alanı bu. Prevalans ve insidans bulmak. Yani bir şey ne kadar yaygın onu bulmak, bir de bir şey zaman içerisinde ne sıklıkta ortaya çıkıyor bunu bulmak. İşte 30 binli sayılardayız COVID'de. 30 bin kişiyi günlük vakayı bir günde 24 saatte 30 bin çıkıyorsa 80 milyonda. Bunun adı insidans. Bunun büyüklüğünü azaltarak, azaltmaya çalışarak
biz salgına müdahale etmeliyiz. Dolayısıyla salgına müdahale yöntemleri eğer bu sayıyı aşağı çekmekte yeterli değilse müdahalemiz yeterli değildir deyip başka müdahale yöntemlerine, ek müdahale yöntemlerine gitmek zorundayız. Size hemen bağlanmadan önce gazete okuyordum. Rusya'da günlük vaka sayısı 37 bin olmuş. Öyle olunca Putin bir hafta sokağa çıkma yasağı koymuş işleri hani yavaşlatmak için. Ruslar da bu yasaktan yararlanarak şimdi Türkiye'ye geliyorlarmış. Yani tur operatörleri de çok az para istemişler. Böylece akın akın Ruslar Türkiye'ye geliyormuş. Peki şimdi Rusların sokağa çıkma yasağı niçin konuyor? Salgın olduğu için. Onlar o zaman Türkiye'ye ne getirecekler yanlarında? Bunu düşünmek lazım. Ama bunu nasıl bağlamak istiyorum? Bu sayılar, bu sıklıklar ülkenin nüfusuyla orantılandırılarak tabii tek başına yeterli değil. Yani İzlanda'daki 30 binle Türkiye'deki 30 bin ya da Hindistan'daki 30 bin aynı sayıya denk gelmiyor. Evet 30 bin kişi etkileniyor ama toplumun ne kadarının etkilendiği de önemli. Onun için biz özellikle epidemiolojide prevalansa insidans kavramlarını, ben prevalansa yaygınlık diyorum, insidansa sıklık diyorum. Hani iki farklı şey olsun diye. Biri çünkü KOAH prevalansı dediğimiz zaman o toplumda KOAH'ı olan herkes, bunlar yıllardır da olabilir. Yani kronik bir hastalık ya da bu sene de tanısı konmuş olabilir. Bunlar prevalans. Bunlar politika yapıcı için çok önemli. Hastalığın yükünü gösteriyor. İnsidans da özellikle müdahale programlarının etkisini göstermek açısından çok değerli. Çünkü eğer bir şeye müdahale ediyorsanız prevalans aynı kalabilir KOAH'ın. Çünkü bir kere hasta olunca artık hep hastasınız. Ama özellikle bulaşıcı hastalıklarda insidansın mutlaka düştüğünü görmemiz lazım. Düşmüyorsa bir şeyi yanlış yapıyoruz, eksik yapıyoruz. Onu toparlamamız gerekiyor. O zaman bir tane sorumuz bu. Yani prevalans bulmak istiyorsak, herhangi bir hastalığın toplumdaki sıklığını görmek istiyorsak biz epidemiolojik yöntemleri kullanabiliriz. İkinci şey, bir soru, yani rastgele koydum. Astım için risk faktörleri nedir? Bu astım için olabilir, başka bir hastalık için olabilir. Sık olarak çalıştığımız konulardan biri de risk faktörleri. İşte COVID özelinde düşünün, kimler hasta olduğunda daha çok hastaneye yatıyor. Biz dedik ki işte cinsiyet önemli, yaş önemli, altta yatan hastalık önemli. Bunlar değiştirebileceğimiz faktörler değil. Yani diyabetik olan ya da kalp hastalığı olan kişi COVID-19 hastası olduğunda daha çok hastaneye yatıyor, ölüyorsa bunu bildiğimiz zaman bunu ne yazık ki modifiye edemiyoruz. Ama neyi modifiye edebiliriz? O kişilerin etkenle maruz kalmasını modifiye edebiliriz. Deriz ki işte bizde ilk zamanlarda olduğu gibi yaşlılar sokağa çıkmasın. Sokağa çıkmak tek başına bir önlem olarak hem yetmedi hem kötü oldu ama o yaşlının sokağa çıkmamasının altında yatan mantık bu yaşlı bir risk grubudur. Dolayısıyla onu önleyelim diye. Yine modifiye edemeseniz bile işte eğer yaş ya da bir kronik hastalığı olması tablonun daha ağır gideceğini düşündürüyorsa bu sefer hasta olduğu zaman yine öncelikleri bunlara verebiliriz. Yani hastane yataklarımızı bu gruba daha çok tahsis edebiliriz ya da bu kişinin devamlı bakım ünitesine geçişinin daha olası olduğunu düşünerek ona göre önlem alabiliriz. Onun için risk faktörleri modifiye edilebilen, değiştirilebilir ya da değiştirilemeyen risk faktörleri olabilir. Ama buradaki bizim hedefimiz değiştirilemiyorsa bile bu kişilerin riskini bilelim ki bunları öncelik tanıyalım, bunlara daha çok özen gösterelim gibi. Başka bir şey, bugün de yine sizle konuşuruz. Ölçümler, işte MR var değil mi? Manyetik rezonans yöntemi, işte görüntüleme yöntemi, bilgisayarlı tomografi yöntemleri var. Ama iki hastadan diyelim birine hekim diyor ki sana MR çekelim, öbürüne diyor ki sana tomografi çekelim. Sana şu şekilde çekelim. Neden bu önemli? Hani biz gidip de param var beni şöyle yukarıdan aşağı çek bir bakalım olmuyor. Çünkü her yöntemin tanı koyma şeyi aynı değil. Ne bileyim işte bir tümör görmek istiyorsanız
içindeki damarsal yapı var mı diye bakmak istiyorsanız kontrast madde veriyorsunuz ki kontrast madde damardan geçerken boyasın ve onun içini görelim gibi. Dolayısıyla biz bir KOAH tanısında da spirometrik ölçümler yapıyoruz, biliyorsunuz üflüyorsunuz işte birinci dakikada çıkardığınız nefes miktarı, toplam çıkardığınız solunum miktarını ölçüyoruz. Bunların arasındaki oranlara bakıyoruz. Bunların hangisinin geçerliliği valide ediyoruz. Yani doğru tanı koyma, size doğru şeyi söyleme olasılığı en yüksek. Bunu bileceğiz ki buna göre testleri kullanacağız. Örneğin şimdi Türkiye'de en başından beri biz PCR kullanıyoruz. Ne yapıyoruz? Burundan ve boğazdan sürüntü alıyoruz ve bunu burada virüsün genetik materyalini görmeye çalışıyoruz. Bu bir tanı testi. Yani elimizdeki altın standart bu. Bunun söylediğini doğru kabul ediyoruz. Ha, diyorsunuz ki işte ne bileyim bunun alınmasında doğru alamayabilirsiniz. Taşınmasında işte sıkıntı olabilir. Bakılmasında belki şey eksiklik olabilir. Dolayısıyla %100 doğru göstermeyebilir ama ne kadar gösterdiği bizim için önemli. Ama başka bir şey de özellikle tarama testlerinde bunu yapacak, yani bunun maliyeti, bunu örneğe alacak insan, taşıma imkanı, laboratuvarın kapasitesi, laboratuvarın günde kaç taneye bakacağı önemli bunlar kriterler. Ve daha da önemlisi en azından benim açımdan bu sürüntü alınırken bir rahatsızlık duyuyorsun. Bunun için biz her şeyde, her hastalıkta tarama testi ismi verdiğimiz, daha basit uygulanabilen ama sınırlarını bildiğiniz, yanlış pozitif ve yanlış negatif testlerini bildiğiniz ama herkesin uygulayabileceği, her ortamda point of care deniyor. Yani kişinin olduğu yerde bu yatak başı olabilir, bu bir poliklinik olabilir, bu bir AVM'nin girişi olabilir. Bakabileceğimiz testler geliştirmeye çalışıyoruz. Geçen hafta bir yayın vardı birkaç gün önce. Çağkan Hoca tabii beni affetsin, yanlış söylediklerimi de düzelsin. Bir ekip, klinik mikrobiyoloji ekibi Acıbadem Üniversitesi'nden bir yeni yöntem keşfetmişler. İşte çalkalama solüsyonuyla çocuklar ağzını çalkalayacak. Şey daha erişkin becerebilenler de gargara yaparak bunu çıkarılan ortamda biz bunu yapabiliyoruz diyor. Ama şimdi bunu yaptığınız zaman burada iki tane risk var. Bir tanesi false pozitif, yanlış pozitif. Yani kişi hasta değildir ama siz onu hasta dersiniz. O ne olacak o zaman? Ona gidecek, tekrar o PCR yaptıracak. Yani ikinci bir emek ve masraf olacak ve korkacak belki. Ama daha kötüsü bu hastalık için yanlış negatif. Sen sağlamsın deyip gönderdiğiniz zaman o kişi o hastalığı dağıtıyor olacak, transfer ediyor, transmit ediyor olabilir ya da bulaştırabilir olacaksa bu da kötü. Onun için bunların bizim validite ya da geçerlilik dediğimiz şeyler, biz hangi test gerçeği göstermede ne kadar iyidir, yaptığı hata hangi yöndedir, bunu bilirsek tarama testleri geliştirebiliyoruz. Aynı şey akciğer grafisi için de geçerli. Akciğer kanseri şüphesi olan kişiye ilk önce tomografi çektirmiyoruz, değil mi? Önce bir akciğer grafisine bakıyoruz, önce dinliyoruz, hikayesini alıyoruz. Bunların hepsi basamaklı olarak tanı amacıyla bizim bugün metodolojik testler diye kullanacağımız, çalışma tasarımlarında kullandığımız yöntemler. Bir de başka bir şey örnek yazmışım. Diyelim ki arkadaşımızın sorusu, doğrudan gözlem altında tedavi veriyoruz tüberküloz hastalarına. Tüberküloz biliyorsunuz çok bulaşıcı bir hastalık ve uzun süreyle ilaç kullanması gerektiği için insanların ilacı bazen kullanmayabiliyorlar. Bu da çok ciddi bulaşa sebep oluyor. Onun için hastaların ilaç alma saatinde, şimdi bunun online versiyonları da çıktı. Telefon edip bakıp yüzüne iç diyorsunuz ya da işte hastanede aç ağzını ilacını yut diye. Yani ilacın istenmeyen etkisi, ağızdaki kötü tat vesaire ya da ya yoruldum ben diye içmemezlik olmasın diye böyle bir tedavi yöntemi çıktı. Çok uzun yıllardır var. Ama bu tedavi yöntemi ek bir şey gerektiriyor. Yani hastaya ilacı verip git evde iç demiyorsunuz. Onu sürekli gözlemek zorundasınız. Bunun bir maliyeti var. Fiyatı var. Bir de bunun getirdiği yarar var. Dolayısıyla
bu etkililik ve yarar analizleri aslında sağlık ekonomistleriyle bizim epidemiyologlar olarak çok çalışma sebebimiz bu. Onlar bunun şeyini buluyorlar, maliyetini buluyorlar. Biz de bunun etkililiğini, yararını, kullanılabilirliğini buluyoruz onlara. Ve bu şekilde karşılaştırarak hangi yöntem daha iyidir diye bakıyorlar. Dolayısıyla bu sorulardan herhangi biri epidemiyolojinin çalışma alanı olabiliyor. Benim mouse'um kayboldu. Peki, ben size o zaman bu aşamada şey sorayım. Siz bir soru önerin. Mesela bu epidemiyolojik bir çalışma tasarımı olarak nasıl yapılabilir gibi beyin jimnastiği yapalım. Hem de biraz birbirimizi dinlemiş olalım. Herhangi bir soru var mı kafanızda? Her şey olur. Mikrofonlarınızı açabilirsiniz arkadaşlar. Ben de masum şuradan yakalayamıyorum. Şuradan alayım. Hocam şey olabilir mi? COVID-19'da PCR testinin güvenilirliği, doğruluğunun ve yanlışlığının oranı. Güzel. Şöyle, yani PCR test, bu konuşuluyor değil mi? Bir dönem Türkiye'de PCR testlerinin %40 doğru sonuç verdiği falan iddia edildi. Sonra Dünya Sağlık Örgütü geldi, dedi ki biz bunu denedik. İşte laboratuvarımız %90 güvenilirdir dendi. Tabii PCR yöntem olarak aslında yanlış vermek için çok uygun bir yöntem değil. PCR'daki asıl yanlışlık daha çok bunun alımıyla ya da taşınmasıyla ya da işte hazırlanmasıyla ilişkili. Ama biz PCR'ın ne kadar iyi bir yöntem olduğunu deneyeceksek buradaki bir altın standarta ihtiyacımız var. Yani o altın standart ne olacak? Yani siz PCR harici bir COVID tanısı koyma yöntemi bulmanız lazım. Diyorsanız ki mesela kişi işte biraz geç aldığınızda boğazdan inmiş olabilir, orada yeterince madde olmayabilir ya da iyi alınmamış olabilir ama ben akciğerine baktım, akciğerinde tipik görüntüsü var. Bunu altın standart sapıp ona göre yapmak istiyorsak evet, ama PCR şu anda altın standart kabul edildiği için yani çok kolay değil. Çünkü biz her şeyi PCR'a göre kontrol ediyoruz. Ama belki hani Çağkan Hocam da destek verebilir. Bir altın standartlar modülü oluşturup diyebilirsiniz ki PCR'ının pozitif olması da işte bir temas öyküsü olması ve belirtilerinin olması ama PCR negatifse ben bunu da COVID kabul ediyorum ya da işte akciğerinde tipik bir görüntü varsa tomografisinde onu da kabul ediyorum. Bunların hepsini altın standart kabul ediyorum. Bunun içinde PCR ne kadar bunu yüzdesini tercih ediyor? Bir yöntem bu olabilir. İkincisi de sizin kullandığınız Türkiye'de de şu anda Türk imalatı şeyler kullanıyoruz. Vasatlar. Eğer o işte altın standart, ne bileyim Dünya Sağlık Örgütü kabul ettiği standartla karşılaştırılarak yapılabilir. Bunun adı metodolojik bir çalışma. Ama bir şeyin ne kadar geçerli olduğunu söylemek için önce bir altın standarta ihtiyacımız var. Onun için hani PCR altın standart olduğu için şu anda biraz soru işareti oldu kafamda. Ama diyebilirsiniz ki mesela şimdi değişti değil mi? Delta ile birlikte daha solunum yolu enfeksiyonuna gibi döndü. Yani daha zaten öyleydi de hani tat ve koku kaybı daha belirgindi. Şimdi daha azaldı. Daha burun akıntısıyla vesaire geliyor. Diyebilirsiniz ki yani bizim kliniğe gelen işte burun akıntısı olan bir kişiye COVID deme şeyimiz ne kadar doğrudur? Muhtemelen çok düşük çıkacak. Her burun akıntısı COVID olmayacağına göre neyle karşılaştırıyoruz onu? PCR'la. Ya da ilk zamanlarda işte ateş olacak dedik. Sonra dedik ki şey olacak, koku ve tat kaybı olacak dedik. Semptomlardan, belirtilerden de geçerek tanı koyabilirsiniz. İşte o zaman koyacağımız tanı yönteminde PCR altın standart olacak. Ve diyeceksiniz ki buna göre bunun testi. Tıpta en güzel altın standart tabii doku örneği, patoloji. Yani onu nasıl alabilirsiniz? Biyopsi yapabilirsiniz.
açık cerrahide parçalayabilirsiniz, otopsi yapabilirsiniz. Yani bir insanın hani kanser tanısı koymasının son noktası aslında bir kitlesi olması değil mesela, bir patolojisi olması. Ama güzel bir soru. Herhangi bir testin geçerliliğini, güvenilirliğini bakmak için biz epidemiolojik yöntemleri kullanabiliriz. Benzer şekilde halk sağlığında daha çok bizim sonuçta hep var, hasta, düzeldi falan gibi olduğu için ikili oluyor. Ama özellikle biyokimya, mikrobiyoloji, fizyoloji çalışan arkadaşlarımız sonuçlar daha sayısal, daha ölçülebilir şeyler. Yine orada da tanı koydurmak için kesim noktalarını bilmek önemli. İşte kan şekeri kaç olursa açlık kan şekeri diyabet lehine kullanılabilir. Ya da hemoglobin A1C'si kaçın üstünde olursa son 3 aydır ya da 1 aydır kan şekeri regülasyonunda bozukluk var deriz diye. Orada da ROC eğrileri dediğimiz Receiver Operating Curve ROC diye, Türkçe'de de ROC diye söylüyoruz. Eğriler çıkararak kesim noktaları koyuyoruz. Onun içindir ki bu kesim noktaları zaman içerisinde değişebiliyor. Eskiden ben öğrenciyken 140'tı kan şekeri. 140'ın üstüne biz diyabet derdik. Sonra 126'ya indi. Şimdi diyorsunuz ki özellikle ailenizde varsa işte 110'un altı olsun vesaire gibi. Bu kesim noktalarının zaman içerisinde değişmesinin sebebi de bu yaptığınız testlerle diyorsunuz ki evet, eskiden böyle kabul ediyorduk ama şimdi daha aşağı yaptığınızda daha doğru tanı koyuyoruz. Hep amaç daha doğru tanı koymak. Onun için güzel bir örnek oldu. Metodolojik çalışmalar başlığı altında aynen senin sorduğun soru gibi bu test gerçeği göstermekte ne kadar iyidir diye bakabiliriz. Bugün de bunun birkaç örneğini de birlikte yapabiliriz yine önümüzdeki süreç içerisinde. Başka soru var mı kafanızda? Mesela hangi hastalığın yaygınlığını bilmek istersiniz Türkiye'de? Şimdi aklımızı COVID'de o kadar şey yaptık ki başka şeyleri düşünemiyoruz ama yani COVID diğer hastalıkları yok etmedi. Hala toplumumuzda çok önemli. Hatta şu anda COVID nedeniyle yeterince bakım alamayan başka hastalıklar da var. Merak eder misiniz şu hastalığın dağılımı, sıklığı, yaygınlığı nedir diye? Hocam, ben genel olarak veba hastalığının geçmişteki ülkemizdeki sıklığını merak ediyorum. Geçmişteki? Evet. Geçmişi nasıl bulabiliriz? Hani geçmiş kendimiz araştırma yapmayacağız, kayıtlardan bakacağız değil mi? Yani hani bunların kayıtları var. Dolayısıyla epidemiyoloji açısından yeni bir bilgi toplamayacağız. Ama kayıtlardan işte bir bölgedeki yakalanan vaka sayısı üzerinden giderek, topluma bölerek o bölgedeki Türkiye içerisinde şu tarihler arasında var mıymış, ne kadarmış, nerede yaygınmış, o bölgenin insanların ne tür özellikleri varmış diye bakabiliriz. Buradaki en önemli kısıtlılık, bir şeyi geçmişe yönelik yaptığınız zaman elinizde var olanla yetinmek zorundasınız. En büyük sıkıntı bu. Nedir bu var olanın şeysi, kaydı? O bilginin toplanmış olması, o bilginin kaydedilmiş olması, o bilginin aynı şekilde aynı standartlarda toplanmış olması önemli. Onunla kısıtlısınız. Yani tanı koyamadığınız bir şeyi bilmeniz mümkün değil. Şimdi şöyle düşünelim. Ne COVID örneğinde işte Çin çıkardı, Çin'den geldi, Çin'e şey yapılsın, gidilsin, incelensin, hatta belki hukuk takım yaptırımlar olabilir bir aşamada. İtalya dedi ki bizim eski örneklerimiz var ve bu örneklere baktık. İtalya'da 1 Ocak'tan önce bu hastalık vardı dedi. Şimdi bakmak, görmek farklı. Dolayısıyla belki vardı, belki bizde de vardı. Ama biz onu basit bir solunum yolu enfeksiyonu, bir cins viral enfeksiyon diye belki atladık. Dolayısıyla geçmişle ilgili kayıtları tabii yapabiliriz. Ama verinin kalitesi nispetinde bulgularımız şey olacaktır, az olabilecektir. Şimdi Johnson bir soru sormuş, demiş ki meslek hastalıklarının dağılımı olabilir mi?
tabii bu da doğru. Dağılım da önemli. Yani sadece prevalans ya da insidans değil de dağılım. Hangi meslek hastalığı kimde yüksek? Bugün bizim çok iyi bildiğimiz meslek hastalıkları var. Ama bunlar zamanında tanımlanmamış. Bunların tanımlanabilmesi için ne yapması lazım? Bu hastalıkları tanımlayıp kimde oluyor bunlar diye bakmamız lazım. Böylece hangi etkenin hangi hastalıkla arasında ilişki olduğunu bulabiliriz. Dolayısıyla ister dağılım çalışın, ister risk faktörü çalışın, ister olası bir müdahale yönteminin bir aşı olabilir, bu bir ilaç olabilir, bu bir maske takmak yönteminin başarısı olabilir. Bunların hepsinde biz şeyi kullanabiliyoruz. Epidemiolojik yöntemleri kullanabiliyoruz. Bu bizim bölümden Türkiye'nin de ilk formal eğitimli hocamızdır Sabahat Tezcan'ın kitabından aldığımız bir Türkçe slide. Ben de çok bunu kullanmayı seviyorum. Bizim aslında epidemiolojide yaptığımız her şey gerçekte var olan bir durumu bir genellikle örnek üzerinden ölçmek, değerlendirmek ve bunu gerçek şudur diye iddia etmek. Burada epidemioloji ile istatistiğin iki büyük farkı var. Çoğu zaman karışır ve hani istatistik soruları epidemiyologlara gelir, epidemioloji soruları istatistikçilere gelir. Hani çok yanlış mıdır bilemem çünkü hani hem epidemiyolog hem istatistikçi hayatının eğitiminin %50'sini diğer branşta da yaparak bir yere geliyor ama sonuçta işte ne bileyim çocuk hastamızı dahiliyeciye göstermiyoruz gibi. Bu iki disiplinin de çok ciddi birbirine destek olduğu ama ayrıştığı noktalar var. Bu iki noktadan bir tanesi biyostatistiğin aslında çıkma sebebi, biyostatistiğin ve istatistiğin çıkma sebebi toplumlarda bütün topluma erişmek zor olduğuna göre bir örnek seçmemiz lazım. Ve bu toplumun seçilen örneğinin hem sayı olarak hem de seçim özelliği olarak bu evreni temsil etmesini bekleriz. Onlar evren der, epidemiyologlar daha çok risk altındaki toplum der. Universe, population at risk. Çoğu zaman örtüşür ama arada farklılıklar olabilir. Mesela nasıl farklılık olur? Şimdi prostat kanseri çalışırken sizin evreniniz insanlar değil, sadece erkekler. Çünkü erkekler prostat kanseri riski altında. Ama doğurganlık çalışıyorsanız kadınlar ya da overseyar çalışıyorsanız kadınlar risk altındaki toplum. Ya da kızamık çalışıyorsanız herkes risk altında ama daha önce kızamık geçirmiş ya da aşılı olanlar risk altında değil. Onun için biz evrenle risk altındaki toplumu daha çok biyostatistikçiler evren der, biz risk altındaki toplum. Yani o toplumun altında gerçekten bu hastalıkla karşılaşma şansı olan ve karşılaştığında hasta olan grup bizim için önemli olduğu için böyle bir nüans var. Ama biyostatistiğin medikal araştırmalara en büyük yararı aslında bu aşamadadır, örnek seçimindedir. Örneğin nasıl seçileceği, istatistik bu, evrenden, örnekten yola çıkarak toplum hakkında bir şey söylemek. Dolayısıyla bu örneğin nasıl seçileceği, kaç kişi seçileceği ve hangi özelliklere göre tabakalayacak, seçileceği görüşünde istatistiğe başvurmanız gerekiyor. Bu neden önemli? Bakın bu aslında ilk aşama. Yani ilk aşamada, çalışmaya başladığınız aşamada, başlama aşamasında gitmeniz gerekiyor. Onun için diyoruz çalışmaya başından itibaren hani bir multidisipliner yaklaşım lazım. Şimdi bu örnek seçildikten sonra biz epidemiyologlar olarak burada neye karar veriyoruz? Biz de diyoruz ki sizin seçeceğiniz popülasyonun özellikleri şunlar olması lazım. Bu kişi risk altında değil ya da bu kişinin riski azdır çoktur. Ya da burada şöyle karıştırıcı faktörler var. Burada yaş, cinsiyet, mesela aşı. Yani Türkiye'de aşı önceyi 91 dedik, sonra 83 dedik. Şimdi Dünya Sağlık Örgütü 50 etkili diyor koronavak için. Ama bunlar nokta değerler. Aslında biz biliyoruz ki böyle bir nokta değer söz konusu değil. Yaşlandıkça, yaşlı nüfusta ve süre geçtikçe aşının etkisi azalıyor. O zaman biz aşının etkililiğini verirken o tek bir değer vermemiz doğru değil. Mutlaka
kadında bu, erkekte bu, şu yaşta bu, şu yaşta bu diyeceğiz. Dolayısıyla bir toplum diyelim genci çoksa, kadını çoksa orada aynı aşı daha etkili görülürken, öbür toplumda daha yaşlı ve erkek olan bir nüfusta aynı aşı daha az etkili görünüyor. Onun için örnek seçerken biz de istatistikçiye diyoruz ki bakın bu faktörler önemli. Bu faktörlere göre seçeceğiniz örneğin toplumdaki yaş ve cinsiyet dağılımını ve altta yatan hastalık dağılımını belki yansıtması lazım. Yani ortak çalışma bu açıdan. Biz daha çok hata kaynaklarını, işte o hastalıkla ilgili özellikleri gündeme getiriyoruz. Onlar daha ziyade bu örneğin hani bu koşullara göre seçilmesini sağlıyor. Ondan sonra yapılan şey, bu örnekte bazı ölçümler yapıyoruz. Şimdi bu kısım da tamamen hani epidemiolojinin çalışma alanı. Bunu nasıl ölçeceğiz? Yani demin konuştuğumuz gibi bu ölçtüğümüz yöntem uygun mu? Ne kadar hataya açık? Peki başka neyle bunu destekleyebiliriz? Bazen seri ölçümler yapabilirsiniz. Yani bir ölçüm yapıp sonra bir ölçüm daha yapabilirsiniz. Peki yine demin örnekte olduğu gibi bu ölçümler kişiye ya da zamana göre değişebiliyor mu? İnsanlarda sirkadyen ritim diye bir şey var. İşte Nobel ödülü getirdi. Belli saatlerde belli hormonlarımız daha yüksek, daha uyanız ya da daha yorgun hissediyoruz. Bunlar fizyolojik olaylar. Dolayısıyla biz ya da ne bileyim merdiven çıkıp tansiyonunuzu ölçtürürseniz yüksek çıkar. Onun için diyoruz ki işte gelsin, dinlensin 5 dakika, 3 ölçüm yapalım, 3'ün son ikisinin ortalamasını alalım. İlkinde belki bir beyaz önlük kaygısı olur, dinlenmiş olmasın ki ortalamasını alalım. Eğer doğruysa doğru yaptığımız bu. Dolayısıyla bunları konuşarak hangi değişkenlerin nasıl ölçülmesi gerektiğini, hangi yöntemle ölçülmesi gerektiğini, bu arada işte etik olarak neler yapmamız gerektiğini, kimden onam alacağız, kimden izin alacağız, hangi makamlara bunu ne şekilde göstereceğiz gibi kararlar vermemiz lazım. Bir de aslında yine burada biyoistatistikçilerin gündemde olduğu şu noktadaki yer, eğer neye özel hız verecekseniz o kadar örneklem yüklüğünün yükselmesi gerekiyor. Yani siz Türkiye'deki aşının, koronavirüs aşısının etkinliğini diyorum işte 12 bin kişide çalışıyorsanız ama kadındaki etkinliğiyle erkekteki etkinliğini ayrı ayrı vereyim dersiniz, 24 bine yakın bir örneğe gitmeniz lazım. Bir de bunu yaş bantlarına göre gideyim derseniz daha büyük. Niye? Çünkü bu küçüldükçe sizin hata payınız artıyor. Onun için biz yine bu ölçümleri yaparken hem bu basamakta hem bu basamakta biyoistatistikçi ve epidemiologla birlikte çalışıyoruz ki nasıl bir gruba gideceğiz? Ben neyi hesaplayacağım? Aslında oradaki klinisyenin kafasındaki soru belli zaten. Neyle neyi deneyeceğim, ne yapacağım? Bu şekilde bakmamız gerekecek. Yoklama formumuzu Pınar attı. Bu arada Şevval de tekrar istiyor. Onu tekrar bir gönderebilirsiniz. Pınar arkadaşlar onu da imzalamak istiyorlar herhalde. Sonrasında da bu ölçtüğümüz şeylerde yine istatistikçi ve epidemiolog bir arada çalışması gerekiyor klinisyenlerle. Bir tanesi tahmin değerinden gerçeğe giderken bizim belli yanılma paylarımız var. Daha çok istatistikçiler bunu P değeri üzerinden verir. Bütün bildiğimiz istatistik testler bunun şans eseri ortaya çıkma yüzdesini verir size. Ki siz bir ilişki buldunuz ama bu ilişkinin şans eseri ortaya çıkma olasılığı %95 ise o ilişkiye güvenemezsiniz. Yani şans eseri de çıkmış olabilir. Neye güveniyorsunuz? İşte ne kadar azsa P değeri o kadar güvenli demek. Onun için genellikle %5 kabul ediyor ama böyle bir şey yok aslında. Hani bu %1 de olabilir. Yani şöyle bir şey derlerse size, ben 4. katta oturuyorum. Pencereden atlarsan sana 1 milyon vereceğiz. Şeyi merak ederim, ölme riskim nedir diye, değil mi? Yani ölme riskim yok diyorsa bunu ne kadar güvenle söylediğini bilmek isterim. Çünkü parayı alacaksınız ama atlamaya değer mi diye bir hesap yapmanız lazım. Onun için P değerleri işte klinisine verilen bu hesaplar. Beğeniyorsan al, beğenmiyorsan alma. Ben bir şey buldum, çalışma buldum. Bu çalışmanın, bu farkın istatistiksel olarak ortaya çıkması anlamlı mıdır? Ne demek bu anlamlı olması? Yani bunun şans eseri olma olasılığı o kadar küçük ki
doğru söylüyor. Bunun için P'si ne kadar küçükse o kadar anlamlı diyeceğiz. Dolayısıyla ne yapacağız? Bütün tahminlerimizi ilişkilere çalışırken istatistik testlerle bakıp klinisyene bilgi vermemiz lazım. Çalışma yapan kişiye bilgi vermem lazım. Bu şans eseri mi çıktı, gerçek mi? Biz bunun bir şeyini standart hata ve güven aralıklarıyla yapıyoruz. Değerlendirilmesini eflemiyoruz işte. Çünkü bunun aslında artık istatistikçiler de böyle düşünüyor diye düşünüyorum. Çünkü bunun bizim için şöyle bir anlamı var. Diyebilirsiniz ki bunun şans eseri olmayan orta, yani ben bir aşı buldum. Bu aşının sizi koruma olasılığı %95'tir. Çok güzel. Ama bu şans eseri bulunmuş olabilir. Doğru mu? Evet. P'si de 0.05. Yani şans eseri bulunma yüzdesi %5. Güzel. Ama bu bana ne veriyor? Yani %5 olmasa da 6 olsa almayacak aşı. Ya da bu aşı bana %95 etkili diyorsanız en kötü olasılıkla kaç etkilidir? En iyi olasılıkla ne kadar etkilidir? Bunu bileceğim ki kar zarar hesabı yapacağım. O şey olup olmayacağıma karar vereceğim. Buna güven aralığı diyoruz. Yani P değerinden daha farklı olarak güven aralığı hem size istatistiksel testin anlamını istatistiksel olarak uygun olup olmadığını söylüyor. Hem de alt ve üst sınırı veriyor ki yani %95 diyorsunuz ama %15 ile %100 arasındaysa ben 15 iklimde olmak istemeyebilirim. Özellikle karşılaştırmalarda iki ilacı, iki aşıyı, iki yöntemi karşılaştırmada mutlaka güven aralıklarını bilmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bizim bu bilgiye de ihtiyacımız var. Burada da yine ortak çalışmamız lazım. Bir de şurada değişkenlerin tipleri yazıyor. Bakın değişkenler bizim değişen parametre diyoruz çoğunlukla. Yani özellikle klinisyen arkadaşlar parametre diyor. Biz değişken demeyi seviyoruz. Çünkü parametrenin variable bunun İngilizcesi. Yani değişebilen şey. Mesela yaş, cinsiyet, medeni durum, ne bileyim açlık düzeyi, açlık kan şekeri değişebilir. Gün içinde değişir, zaman içerisinde değişir, yıl içinde. Onun için bunun adı değişken. Parametre bu değişkene ait toplumdaki karşılık gelen değer demek. Onun için parametre demeyi sevmiyoruz. Çünkü biz her zaman aslında bir tahmin grubu üzerinden bunu söylediğimiz için, yani şöyle ben bir örnek yaptım. Benim örneğimde bugün bu oturuma katılan arkadaşların boy ortalaması 1.72 diyorum mesela. Buna göre diyorum Hütbat'ta yer alan tüm arkadaşların boy ortalaması nedir? Şimdi bugün daha uzunlar gelmiş olabilir, daha kısalar gelmiş olabilir. Dolayısıyla buradan bu 1.72'den geçerek gerçek için bir değer söylüyoruz. Bunun adı değişken. Ne değişkeni? Boy uzunluğu değişkeni. Değişebilen bir şey. Yani 1.40 da olabilirsiniz, 2.25 de olabilirsiniz. Türkiye'nin en uzun kadını 2.23'müş. Geçen gazetede yazıyordu. Bunun toplumda karşılık geldiği noktanın adı parametre. Yani biz 1.72 dedik ama toplumda bu 1.75. Ona parametre diyoruz. Toplumdaki değerleri büyük harflerle gösteriyoruz. Büyük X üzeri çizgi. Örnekte bizim hesapladığımız değerleri küçük harfle gösteriyoruz. Dolayısıyla parametre dememizin istemememizin sebebi bu. Hayır, parametre deyince toplumdaki karşılığını veriyor biri diye düşünüyoruz biz. Onun için değişken demeyi seviyoruz. Niye bunu söylemeye çalıştım? Bu değişkenleri her zaman bizim ölçmemiz de çok kolay değil. Yani bazen kişiye soruyoruz, kişi beyan, başın ağrıyor mu ya? Başın ağrıdığını ben ölçemem, ona soracağım. Ama bu beyan doğru mu değil mi? Baş ağrısı nedir? Ne kadar şiddete baş ağrısı diyor. Kendini ifade edebiliyor mu? Ya da sosyoekonomik durumu nedir? Ne kadar para alıyorsun diyoruz. Maaşına bakmıyoruz, ona soruyoruz. Yani bazı şeyleri beyanla alıyoruz. Yine bazı şeyleri gözleyerek alıyoruz. Her şeyi ölçmüyoruz. Dolayısıyla bugün yine konuşacağımız gibi bu ölçüm yaptığımız şeyler, biz epidemiyologlar olarak sayısalcıyız. Yani sayarak, ölçerek yapıyoruz. Ama madem ki hayat ve hastalık ve sağlık, tüm bu biyolojik, sosyolojik, fizyolojik, ekonomik, fiziksel şeylere bağlı, o zaman biz genellikle niteliksel araştırmalarla da kendi çalışmamızı desteklemeye çalışıyoruz. Onun için diyelim bir hekim bir çalışma yapacağı zaman burada bir biyostatistikçiye, bir epidemiyoloğa ihtiyacı olduğu gibi
özellikle soruların hazırlanması, ölçeklerin geliştirilmesi, ne bileyim davranış bilimciye ihtiyacı olabilir, bir psikoloğa ihtiyacı olabilir, bir antropoloğa ihtiyacı olabilir. Hani her şeyi biz yapmıyoruz aslında, ortak çalışmaya çalışıyoruz. Sadece şunu birkaç şeyi vurgulamak istiyorum. Türkiye etik kurullarının hikayesi yeni. Dünyada da çok uzak değil. Ne zaman ki belli ilaçlar, belli tedavi yöntemleri insanların yanına gitmeye başlamış ve farkındalık artmış, işte bunun malpraktisleri ödenmeye başlanmış, araştırmalara da bir düzen getirilmiş. Ama bir etik kurul olsun ya da olmasın, etik kurul bunun denetçisi. Ama biz de araştırmacı olarak ilk günden itibaren öğrenmemiz gereken şey, kendi egonuz, istekleriniz, inancınız, beklentiniz ne olursa olsun, sizin çalışmanızın, yapacağınız işin katılan kişiye maddi ya da manevi hiçbir zarar vermemesi gerekiyor. Yani bu zarar vermemesini güvenceye almadan ilerleyemez. Sen diyeceksiniz ki ya nasıl zarar verecek? İlaç vereceksiniz, yan etkisi olacak. Ha tabii o olacak. Ama onun da boyutunu kişiyle konuşacaksınız. Diyeceksiniz ki siz bu sıkıntıyı bu iyilik için karşılayacaksınız. Ama ekstradan bir zarar almayacaksınız. Dolayısıyla o kişiye bütün yapacağınız uygulamaları en ince detayıyla, avantaj ve dezavantajıyla sunup izinlerini almanız lazım. Bu izin ne yazık ki hastanemizde yapıldığı gibi ya şu kağıdı imzala çalışmaya başla değil. Oku, bak, sana zarar vereceğini düşünüyorsan istemediğin maddeyi kabul etme. Ve ben sana güvence veriyorum. Araştırmanın boyunca sana herhangi bir şey senin farkında olmadan benim farkında olduğum bir şey de olursa ben bu araştırmayı ya bırakırım ya seni buradan çıkarırım, seni koruyacağım. Bu bilgiyi karşılıklı vermeden vermek temel prensibimiz. Toplanan bilgi asla amacı dışında kullanılmaması lazım. Ve bu aslında hem araştırmacının hem de işte bu etik kurulların, Sağlık Bakanlığı'nın vesairesinin yani kurumsal yapıların da şeysi, yükümlülüğü. Biz bir bilgiyi bir ama yani şimdi ben gelmişim, muayene olmuşum, benimle ilgili bir bulgu var. Sağ kolunda sivilce var demişler. Yani nedir bu, niye ben bunu paylaşmayayım canım, söyleyeyim diye böyle bir hakkım yok benim. Ben onu o kişinin iyiliği için yapmışım, muayenesini yapmışım, oraya kaydetmişim. Ama benim için önemli olmayabilir de işte bir başkası için çok hayati olabilir. Yani sizin için hiç önemli olmayan bir şey bir başka kişi için çok hayati bir şey olabilir. Siz bu bilgiyi paylaşamazsınız. Bu bilgi ne içindir? Hastanın mutlak yararı içindir. Dolayısıyla aslında hiçbir sağlık verisi sistemine hastanın izni olmadan ulaşılmaması lazım. Ayrıca bu bilgilerin hani bazı kişilere verip bazı kişilere verilmemesi diye bir şey de söz konusu değil. Çünkü hasta onu sadece kimine veriyor ve kendini şey yapan sağlık personeli. Ha şöyle, şimdi biz hastaneye yatarken bir kağıt imzalatıyoruz. Diyoruz ki benim verilerimi, isim bilgilerimi olmadan kullanabilirsiniz sağlık amacıyla. Bu bilgi varsa evet. Ama siz bir araştırma yaptınız. Araştırmada dediniz ki ben senin kanına kan şekeri bakacağım. Tamam, verdi kan şekerini. Kanını aldınız, orada başka analizler yaptınız ve bu bilgiyi kullandınız. Buna hakka sahip değilsiniz. Bunun cezai yaptırımları da var. Dolayısıyla amacınız neyse o bilgiyi ona göre alacaksınız. Tekrar onu kullanmak isterseniz, ya ben bunu toplamıştım, işte ne bileyim kemik iliği nakli yaparsam diye bu adamdan böyle bir kök hücre almıştım, kenara koymuştum. Ben bunu başka bir amaçla kullanmak istiyorum ya da burada bir şey test etmek istiyorum. Yine sahibinden, öldüyse yakınından izin almanız lazım. Araştırmanın tüm aşamaları tarafsız olmalı. Bunu çok önemsiyorum. Bu tarafsızlık şey değil. Ya ben kötü bir şey yapmayacağım, taraf tutmayacağım. O hastaya da onu vereceğim, o hastaya da onu vereceğim. Bu tarafsızlık, bunu başka bir günde paylaşabiliriz. Bu başlı başına çünkü bir şey, oturum olur. Nasıl diyeyim? Araştırmayı iyi yapmamaktır, taraf tutmaktır. Kişileri uygun seçmemek de bir taraf tutmaktır. Seçime bağlı taraf tutma diyoruz. Yani diyorsunuz ki ben bir çadır kurdum bugün evimin önünde.
ücretsiz PCR yapıyorum dedim. Ücretsiz PCR yaptım. Gelen 1000 kişiden 800'ü şey çıktı, PCR pozitif çıktı. Sağlık Bakanlığı sayıları yanlış söylüyor. Aslında bu %80. Bu bir taraf tutma. Nasıl bir taraf tutma? Onlar seçime bağlı bir taraf tutma yapıyorsunuz. Yani sizin kurduğunuz çadıra zaten şüphesi olan insan geliyor. Dolayısıyla bu gerçeği göstermez. Onun için biz yani sadece kötü niyetle taraf tutmaktan bahsetmiyoruz. Bir araştırmacının araştırma basamaklarını bilmemesi, araştırma basamaklarına özen göstermemesi ya da bazı basamaklardan feragat etmesi de bir taraf tutmadır. Ve bu gerçeğin yanlış olmasına neden olabilir. Aynı şey bugünkü yani COVID sayıları için de geçerli. Yani PCR testi olamayanlar arasında eğer hasta olan varsa biz bunu bilemeyiz. Bu da tarafsızlık prensibini engelliyor. Dolayısıyla aslında hizmet üzerinden ben araştırma yapılmasının çok doğru olmadığını düşünüyorum. Hizmet başka bir şeydir. Araştırma başka bir şeydir. Ha, hizmetin değerlendirmesini yapabilirsiniz. Yani her gün Sağlık Bakanlığı aslında size hizmetinin değerlendirmesini sunuyor. Diyor ki ben bugün kendi şu koşullarda işte ne bileyim teması var ya da hastalığı var ve bunlardan PCR yaptım. O gün PCR yaptırmaya gelip yaptıramayan bir sürü insan da olabilir. Ama bunların arasında işte 300 bin test yaptım, 30 bini de hasta çıktı diyor. Ama bunu araştırsanız belki bu %1 olmayacak. Çünkü araştırma olması için bizim rastgele bir örnek seçip kapıları tek tek çalıp o insanları çağırıp o insanlara da bu testi yapmamız lazım. Onun için hizmet araştırmasından elde edilen sonuç ne yazık ki çoğu zaman gerçeğe yansıtmayabilir. Ha, yapılmasın demiyorum, kesinlikle yapılsın, çok değerlidir. Ama buradaki eğer beklenti dışında bir şey oluyorsa da bunu araştırmayla tekrar desteklemek lazım. Şöyle düşünün, Türkiye'deki kanser istatistikleri Türkiye'deki tüm kanserleri verir mi? Vermez. Çünkü birçok insan kanser tanısı almadan ölüyor ya da alıyor hastaneye hiç gitmiyor ya da gidiyor belki o kaydına hiç geçmiyor. Dolayısıyla siz gerçekten büyük çalışmak istiyorsanız, gerçekten sizin bir hani bilime katkı yapmanız gerekiyorsa bu hizmet değerlendirdiğiniz yer üzerinde sizin bilimsel doğrulara uygun bir çalışmada yapmanız lazım. Onun için çalışmaların da önü açılmalı ki gerçekleri daha net görebilelim. Ama eğer siz bir çalışma yaptınız ve yaptığınız çalışma ile hizmet birebir aynı sonuç veriyorsa, ki bu da bir olasılık, çünkü şu anda Türkiye Sağlık Bakanlığı Türkiye'deki bütün PCR'ları hem sağlayan kurum, hem yapan kurum, hem de kaydeden kurum. O zaman beklentim odur ki gerçekte buna birebir uysun. Ama bunu görebilmek için mutlaka araştırmada yapmamız lazım. Son şey, sonuçlar mutlak suretle sadece kime yapıldıysa ona genellenmeli. Yani sadece kadınlarda yaptığınız bir çalışmayı erkeklere genelleyemediğiniz gibi Ankara'ya yaptığınız bir çalışmayı Türkiye'ye genelleyemezsiniz. Ne bileyim Keçiören'de yaptığınız bir çalışmayı işte Altındağ'a genelleyemeyebilirsiniz. Çünkü oradaki insanların özellikleri, yaşam alışkanlıkları, hastalık durumları, konut özellikleri, çalışma yerleri, sosyoekonomik statüleri aynı değil. Ve bunların her biri sağlığın belirleyicisi. Dolayısıyla siz ne yapıyorsanız onun için bakması lazım. Şimdi Türkiye'de yaptığımız, sık yaptığımız hatalardan biri Türkiye'de yine Hacettepe'nin önce olduğu, Hacettepe Nüfus Etütleri Enstitüsü'nün yaptığı bir kadın ve çocuk sağlığına yönelik Türkiye'deki nüfus ve sağlık araştırması var. Ve bunun için bir örneklem seçiliyor. İşte o örneklem bölgelerine gidiliyor. Oradan anket yapılıyor. Sorular soruluyor ve bunlar periyodik olarak 5 yılda bir yapılıp rapor ediliyor. Buradaki örneklem seçim yöntemi ve sayısı kim, ne için ve kim için? Kadın ve çocuk sağlığı için. Siz aynı örneklemi alıp koroner kalp hastalığı için aynı örneklemi alıp ne bileyim diyabet için aynı örneklemi alıp kadına yönelik şiddet için ya da çocuklardaki fenilketonuriyi bulmak için kullanamazsınız. Örnekler çalışmaya özel seçilir ve o gruba genellenir. Dolayısıyla biz
bir örnek seçtiğimiz zaman genellikle nüfus tabanlı örneklerde daha geniş, daha esnek örnekler seçebiliyoruz. Ama özellikle bir spesifik soru soruyorsanız, mesela sigara içme gibi, sadece yaş ve cinsiyet örnek seçme kriteri değil. Mesela çalışma durumu, örnek seçme kriteri, ev dışında olma, bunların hep örneğe yansıması lazım. Onun için bizim yine dediğim gibi epidemiolog, istatistikçi, klinisyen, niteliksel araştırmacı hep birlikte bu çalışmaları yürütmemiz lazım. Şuraya geçmiş, güzel olmuş. Burada biraz durayım. Bir saatimiz dolmuş. İsterseniz siz de bir çay kahve alın. Kalkın biraz esneyin. Ve burada olanlar da sorularını sorabilirler. Buradan sonra çalışma tasarımlarını tek tek konuşacağız. Hangi çalışma nedir diye. Dediğim gibi yine benim bugün sadece genel böyle tanıtım yapmak niyetim var. Ama özel birine sorarsanız onu daha detaylı yapabiliriz. Ama ne zaman ki siz kendiniz bir çalışma yapacaksınız bir konu özelinde, o zaman o konu için yine hani hangi çalışma tasarımı daha uygun olur, bir uzmandan destek alabilirsiniz. Ya da çalışma tasarımını bilseniz bile onun tasarlanması aşamasında yine bir uzman grubuyla birlikte çalışabilirsiniz. Onun için bugün böyle genel konuşmak yeterli olacaktır diye düşünüyorum. İsterseniz bir 5 dakika mola verelim. Ama ben buradayım. Bu arada soru sormak isteyenler, bir şey paylaşmak isteyenler olursa ben de onların bu ara içerisinde onların sorularını almak isterim. Var mı? Hocam merhaba. Merhaba. Benim aslında daha önce konuştuğumuz iki konu hakkında iki tane sorum vardı. Sor bakalım. Önce biz PCR'ın altın yöntem olduğundan bahsetmiştik tanı koymak için. Peki Evet. Benim aklıma aşılar takıldı. Şu an hani farklı ülkelerde farklı aşılar kullanılıyor ve hani bir ülkede birden fazla aşı kullanılabiliyor. O zaman bu şu an aşılarda herhangi bir altın yöntemimiz olmadı anlamına mı geliyor? Bu birinci sorumdu. Bir de ikinci sorum da bu yine dağılımla alakalı. İki tane hastalığın dağılımı eğer birbirine benziyorsa, o zaman bu iki hastalığın kesinlikle bağlantılı olduğu anlamına mı geliyor? Yoksa arada bir bağlantı olmayabilir mi? Ya da olabilir mi? Çok güzel iki soru. Zor da iki soru. Dur bakayım daha kolayından başlayayım. İkincisinden başlayayım. Şimdi bizim ekolojik çalışmalar dediğimiz tanımlayıcı araştırmaların altında bir araştırma tipi var ve biz tam da böyle yapıyoruz. Veriyi toplamak yerine toplanmış verileri bir araya getirerek, hani çok da primer olarak kendimiz hatta veri toplamadan bile hastalıkların dağılımını, yayılımını, mesela coğrafi bilgi sistemleri üzerinden haritalayarak vesaireyerek bunları ya da bazı risk faktörleri ilişkilerini bularak bunların arasında ilişki olduğunu söylüyoruz. Mesela diyoruz ki Fransa'da yıllar önce çalışma yapılmış. Fransa'nın en çok şarap içen bölgesinde kalp hastalıklarının, Fransa zaten üzüm üreten ve şarap yapan bir ülke, kalp hastalıklarının düşük olduğu ortaya çıkmış ve demişler ki şarap kalp hastalıklarını düşürür. Ekolojik çalışmalar aynen dediğin gibi bir riskin ya da bir hastalığın birlikte olduğunu gösterebilir. Ama bu onun birebir ilişkili olduğunu göstermez. İlişkili olduğunu göstermek için bizim bir adım daha ileri gitmemiz lazım. Mesela şöyle olabilir. Düşünecek olursan hem diyabet, hem koroner kalp hastalığı, hem inme, bunların hepsi damarsal yapıyı bozan süreçler ve genellikle de insanlarda da birlikte olabilir ya da birlikte olduğunda da diğer hastalığı kötü hale de getirebilir. Ve bunların yine ortak paydalarına baktığınız zaman işte obezite, stresli yaşam, kötü beslenme hepsinin ortak özelliği. Dolayısıyla bu iki hastalık aynı bölgede birlikte yayılıyorsa, bu iki hastalığın mesela bu örnekte olduğu gibi ortak risk faktörleri olabilir. Onun için birlikte dağılıyor olabilir. Başka bir şeyin göstergesi olabilir.
onun için birlikte dağılıyor olabilir. Ama bu önemli bir bulgu. Eğer bu örtüşümü, bu dağılımı birlikte görüyorsanız bunu incelememiz lazım. Bir sonraki adımla incelememiz lazım. Bu bir vaka kontrol çalışması olabilir, analitik tipte bir kohort çalışması olabilir en kalitelisi. Ve bunları bakarak acaba bunlar neden birlikte dağılıyorlar? Gerçekten ortak bir risk faktörleri mi var? Ya da şu anda şey olduğu gibi hani bütün şey nasıl diyeyim çok nedenli hastalıklarda bir neden yok. Yani birden çok neden var. Yani her sigara içen koroner kalp hastası olmuyor ya da her koroner kalp hastası sigara içmiyor. Dolayısıyla birden çok neden var. Bunlar bir küme olarak etkileyince ve belli bir threshold'u geçtikten sonra, bir noktayı geçtikten sonra sizi hasta yapıyor ve belli bir yıldan sonra. Ama eğer böyle bir bulgu varsa, iki hastalık örtüşüyorsa mutlaka bunların ya ortak risk faktörleri vardır ya başka bir sebep vardır, incelenmesi lazım. Bir de şöyle şeyler oluyor. Sağlıkta tabii böyle de bir hata kaynağı var. Sağlık ancak bakınca ortaya çıkan hastalıklar var. Yani ben hiç hipertansiyonum var mı diye bilmiyorsam bu bir olmadığı için olabilir. İki, hiç tansiyon bakmadığım için olabilir. Kan basıncıma bakmadığım için olabilir. Onun için biz bazı zamanlarda ve bölgelerde mesela bir bölgeye bir yeni hekim gidiyor. Çok çalışkan. Bir anda hastalıklar patlama yapıyor. Diyoruz ki nasıl oldu? Burada hiç hastalık yoktu. Çünkü her şeye bakınca görüyor. Böyle durumlarda da bazen veri tabanlarında mı acaba bir sıkıntı var? Ya da oraya yeni bir kişi mi gelmiş? Yeni bir sistem mi olmuş? Ya da mesela bazen farkındalık artıyor. Diyorlar ki ya antibiyotikler çok kullanılıyor diyorlar. Ne kadar kullanıyor bilmem ne. Diyorlar ki şu ilk 5 grup antibiyotiğin kullanımını bize verin. Bir veriyorsun, farkındalık artıyor. Gerçekten az ya da çok kullanıldığını görüyorsun. Onun için yani sağlıkta iki şeyin birlikte olması onların tek başına ilişkili olduğunu göstermiyor. Biz öncelikle ilişki çalışıyoruz. Bugünkü şeyimde de var sunumunda ama yani çok daha detaylı konuşmaya gerek olursa onu da konuşuruz. İlişki çalışıyoruz. İlişkiye relatif riskle ya da odds oranıyla bakıyoruz. Odds ratio dediğimiz şeye. Bu ilişkiyi gösterirsek bir adım sonraya gidip bunlar gerçekten anlamlı mıdır? Burada hata kaynakları var mı? Burada işte yeni doktor mu gelmiş, sistem mi değişmiş, raporlama mı değişmiş, hastane mi açılmış, onlara da bakıyoruz. Yani diğer doğrudan ilişkili olmayan faktörler bunu gösteriyor olabilir, onlara bakıyoruz. Sonra bunların arasında biyolojik olarak bir anlamlılık var mı ona bakıyoruz. Başka çalışmalarda çıkmış mı ona bakıyoruz. Bilimsel görüşlerimize uyuyor mu diye bakıyoruz. Ve varsa da deneysel olarak bunu göstermeye çalışıyoruz. Aşı örneğinde olduğu gibi etkili mi değil mi gibi. Dolayısıyla hepsi varsa evet bunlar ilişkili, bunların arasında gerçek bir ilişki var diyoruz. Yoksa senin dediğin gibi birçok sebeple bunlar şey yapıyor olabilir, örtüşüyor da olabilir. Ama şu anda tıpta da çok popüler coğrafi bilgi sistemleri. Haritalandırarak hastalıkları, risk faktörleri üst üste koyduğunuz zaman aslında bazı şeyleri yakalıyorsunuz. Mesela Amerika'da yapılan çalışmalar var. Yurt ve okulların çevresinde eğer 5 kilometre çevresinde şey yoksa, fast food lokantaları yoksa, McDonald's'lar, Burger King'ler, onlar daha zayıf oluyorlar. Niye? Çünkü gidip yeme şansları yok. Araban yoksa 5 kilometre yol gidip yemiyorsun. Onun için benzer şekilde Türkiye'de biliyorsunuz okul kantinlerinde şeker içerikli şeyleri, işte çikolataları, atıştırmalıkları kaldırdılar. Onun yerine işte elma, muz koyuyorlar ki çocuklar neyi bulursa onu yiyorlar. Böylece sağlıklı yaşam. Onun için aslında bu tür değerlendirmeleri yapmak güzel ve birebir ilişki olmasa bile bazen bir şeyi ortadan kaldırdığınız zaman yani ne yapmış John Snow? Vibrio cholera diye bir şey bilmiyor. Ama diyor ki bu suyun içinde bir şey var. Bunu da ekleyince presipitasyon yapıyor bu kirli su. Bunu içmezsen kurtuluyorsun diyor. Onu içmediğin zaman kurtuluyorsun. Ve aslında sağlık düzene giriyor. Onun için bu bilgi önemli. Birinci soru aşılar. Aşı farklı bir şey tabii. Aşı bir
ölçme yöntemi değil, aşı ve ilaç. Biri birincil, biri ikincil koruma için. Orada etkiye bakıyoruz, etkisine bakıyoruz. Ve sadece o aşının etkisine değil, o aşıyı kullanan kişinin de etkisine, yani o aşının kullanılan kişi üzerindeki etkisine de bakmak gerekiyor. Evet, aşılar aynı etkide değil, bunu biliyoruz zaten. Aşıların ne korunmadaki etkisi aynı, yani bir korunmada etkisi aynı değil, iki mutantlara karşı etkisi aynı değil, üç süresi aynı değil, dört aslında yan etkileri de aynı olmayabilir. Biz aşıda etki kadar, ama daha önemlisi aslında güvenilirlik bizim için önemli. Çünkü sağlam bir popülasyona yaptığınız için biz önce aşıların güvenilir, güvenli olduğunu, güvenilir olduğunu bilmemiz lazım. Ondan sonra veriyoruz. Ülkeler buldukları aşıları yapmakla sorumlu. Şu anda dünya nüfusunun hala %1'inin aşılanmadığı alanları var. Onun için ülkeler ellerine geçen güvenli olması koşuluyla her aşıyı sıra sıra yapıyor. Ve bir de şöyle bir süreç de var tabii. Bazı şeyleri zaman içerisinde öğreniyoruz. Yani daha çok popülasyonda yapıldığı zaman, daha uzun süreyle takip edildiğinde öğreniyoruz. Mesela İsrail şu anda çok açık arayla mRNA aşısının etki ve güvenilirlik değerlendirmesini yapmadı. Dünyada liderlik yapıyor. Çünkü önce başladı, daha çok nüfusu şey yaptı ve diyor ki işte şimdi 6 ay geçti, bu aşının etkisi azalıyor. Biz 3. aşıları yapıyoruz. Şimdi 3. aşıların sonuçları çıkacak. Böylece ülkeler birbirlerine yardımcı oluyorlar. Ama tabii yani aşılar birebir aynı etkide değil. Ama zaman içerisinde de bu mix and match diyorlar şimdi işte bunları karıştırarak, hatta şey de çıktı şimdi, aşının hastalık geçirende de yapılması mutlaka gerektiği, çünkü aşının tekrar o immün sistemi aktive ettiği gösterildi. Ama zaten ortak paydamız ne? Aşı olalım, elimizde bulduğumuz ilk aşıyı olalım, korunabildiğimiz kadar korunalım. Ama hiçbiri birbirine birebir eş olmadığını biliyoruz. Ha bir de bazı gruplarda bazıları tercih ediliyor falan. Onları da bilmek lazım. Ama hani PCR'dan farklı olarak aşı zaten hani denenip piyasaya çıkıyor. Bunlar erken çıktı biraz, acil kullanım onayıyla çıktı. Ama aşı olsun, ilaç olsun, yani ilaçta da öyle. Her zaman en iyi ilacı içmek zorunda değilsiniz ya da İşte onun muadilini içiyoruz, onun bulamıyorsunuz, başka onun yerine bir şey kullanıyorsunuz ya da üst üste kullanıyorsunuz. Hani oradaki etki kadar istenmeyen etki ve eldeki imkanlar da söz konusu. Pandemi çok özel bir durum. Pandemide hani bir aşıyı beğenmemek gibi bir lüksümüz yok. Güvenilir bir aşı bulunca yaptırıyoruz. Daha iyisini bulunca onu da yaptırıyoruz. Şimdilik öyle gidiyoruz. Bilmiyorum, soruna cevap verebildim mi? Güzel bir cevap oldu hocam. Çok teşekkür ederim yaptığınız için. Ben teşekkür ederim. Herkes çayını kahvesini aldı mı? Şöyle herkes kalkıp bir esnedi mi? Onu da merak ediyorum. Evet hocam. Çok sizi sevindim. Tamam, çok sevindim. Çünkü benim organımda çok ciddi hasarlarım var. Böyle yıllarca oturmak yüzünden. Onun için sizler bizim kıymetlimizsiniz, geleceğimizsiniz. Bizim yaptığımız hataları yapmayın. Arada şöyle bir yarım saatte, 40 dakikada bir çıkın, bir dolaşın, bir şeyler yiyin için hep bilgisayar başında oturmayın. Peki. Şimdi ben kısaca şey söyleyeceğim. İki tür araştırma tipi var. Niteliksel ve niceliksel. Yani tabii ben bunun niceliksel kolundayım. Kantitatif, yani ölçülebilen, sayılanabilen, yöntemler. Ama biri öbüründen üstündür asla diyemem. Hiçbir zaman hiç kimse diyemez. Çünkü bunlar birbirlerinin kardeşleri ve birbirlerini destekleyerek gidiyorlar. Onun için biraz niteliksel araştırmalardan da bahsetmek isterim. İnsan davranışları, yaşadığı ortam, ilişkiler ve bunların sağlığa yansımalarını
her zaman ölçmek mümkün değil. Burada daha bizim niteliksel dediğimiz, daha sosyal bilimcilerle, psikologlarla çalıştığımız, durumu yerinde görüp yorumladığımız, kişilerin bizzat görüşlerine başvurduğumuz, onları izlediğimiz, derinlemesine tarif ettiğimiz durumlar var. Ve bunlar niteliksel araştırmalarla yapılıyor. Burada en çok yapılan şey gözlemler. Mesela gidiyorsunuz, o bölgede yaşıyorsunuz, gözlüyorsunuz olayları. Görüşmeler, odak grup görüşmesi dediğimiz işte 8-12 kişilik belirli sorularımızın olduğu, onları sorduğumuz, onların görüşlerini aldığımız toplantılar yapıyoruz. Ya da sizin psikiyatri saatlerinden bildiğiniz gibi derinlemesine görüşme denen, bir kişiyi karşınıza alıp bir saat süreyle neden böyle oluyor, sizce bunu niye yapıyorlar gibi görüşmeler yapıyorlar. Ya da doküman analizleriyle daha büyük çerçeveyi görebileceğimiz, daha disiplinler arası yaklaşımla yapılan çalışmalar bunlar. Burada her zaman bir rastgele örnek seçmeniz mümkün değil. Zaten bu kişiler zor ulaşılan kişiler. Onun için bizim olasılığa dayanı olmayan, daha küçük gruplarda yaptığımız çalışmalar, dolayısıyla herkese genellenemeyebilir ama siz o kişilerle ilgili bilgi almak için bunu kullanıyorsunuz. Ve bu tür çalışmalar bizim özellikle kendi kullandığımız anketlerdeki niceliksel araştırmalardaki soruları oluşturmak için de yararlı oluyor. Diyelim ki bir grup işte ilaç kullanan, yani yasak bir ilacı kullanan bir grupla görüşme yapacaksınız. Bunu gidip bulup örnek seçmeniz diye bir şey mümkün değil. Kartopu örneklemi dediğimiz, bizim en çok kullandığımız, işte bize güvenen, bizimle konuşan, bizim onlara hani bilgilerini saklayacağımıza inanan bir grup insanla konuşuyoruz. Onlara diyoruz ki sizin böyle başka arkadaşlarınız var mı? Biz onlara da götürün. Onlar biraz daha götürüyorlar ve kartopu büyük bir gruba ulaşıyorsunuz. Bunlara soruyorsunuz. Niye kullanıyorsunuz? Nereden alıyorsunuz? Ne tür sağlık problemleriyle karşılaşıyorsunuz? İşte hijyene ne kadar uyuyorsunuz? Ortak kullanıyor musunuz gibi. Bunu başka türlü bulmamız mümkün değil. Bu evet herkese genellenemeyebilir. Tüm ilaç kullananlara genellenemeyebilir. Ama siz hiç bilmediğiniz bir bilgiyi birebir ilişkiyle o kafanızdaki bilinmeyenlere cevap getirebiliyorsunuz. Onun için bu çalışmalar çok değerli. Biz de bu bilgileri kendi formlarımıza kullanıyoruz. Mesela diyoruz ki işte, yani ne tür olasılıklar var, onları düşünebiliyoruz. Kapalı uçlu soru dediğimiz çoktan seçmeli sorularda kullanıyoruz. Hani bu bizim bugünkü konumuz değil ama böyle bir araştırma grubu olduğunu da bilmenizi isterim. İkincisi de bu bizim konuştuğumuz epidemiyolojinin ana konusu olan niceliksel araştırmalar. Yani grupların tanımlanması, birbiriyle kıyaslanabilmesi, bir hipotezimiz varsa onu deneyememiz, test etmemizi sağlayan, ölçtüğümüz, ölçüme dayalı, istatistikleri de kullanarak ortaya koyduğumuz çalışma tipleri. Şimdi çok karıştırılan bir alan. Dilerim siz gençler bunu bizimki kadar ileride çok karıştırmazsınız. Biz çünkü bizim yaş grubu çok karıştırabiliyor. Şimdi biz çalışmaları ya epidemiyolojik yöntemlerine göre, çalışma yapılırken kullandığı stratejilere göre, dolayısıyla hani yöntemsel açıdan bakarak sınıflayabiliriz. Ama aynı araştırmayı konusuna göre de sınıflayabilirsiniz. Dolayısıyla şimdi konusuna göre sınıfladığınızda, bir çalışma klinikte yapılıyorsa buna klinik araştırma deniyor. İşte cerrahide yapılıyorsa cerrahi araştırma diyor. Patolog diyor ki ben bir patoloji araştırması yaptım diyor. Farmakolog diyor ki ben bir farmakoloji araştırması yaptım diyor. Bir demografik araştırma yaptım diyor. Biri diyor ki epidemiyolojik bir araştırma yaptım. Yani biz hani bunu çok algılayamıyorum ben. Çünkü epidemiyoloji bir yöntem bilim. Yani ben istatistikli bir araştırma yaptım denmez. Ama genellikle insanlar hani sokağa çıkıp da anket araştırması, anketle bir araştırma yaptıkları zaman buna epidemiyolojik araştırma diyorlar. İşte sahada yapıyorsa saha araştırması deniyor. Ama siz sahada bir deneysel araştırma yapabilirsiniz. Ya da siz bir anketle deneyin bir komponentini toplayabilirsiniz.
farmakolojik araştırma dediğiniz şey bir deneysel ilaç çalışması da olabilir. Bir tanımlayıcı araştırma da olabilir. Yine siz klinikte gidip niteliksel bir araştırma da yapabilirsiniz. Hasta yakınlarına ne durumdasınız, neler hissediyorsunuz, hastanıza bakmakta kaygılarınız var mı deyince bunun adı deneysel çalışma olmuyor. Onun için konu ve alana göre bir betimleme yapmak yerine biz sağlık araştırmalarında strateji kullandığınız stratejilerine göre ya da yöntemlerine göre bir araştırma tanımlaması yapılmasının daha doğru olduğunu savunuyoruz. Sizin de böyle yapmanız durumunda daha çok az hata yapabileceğinize inanıyorum. Şimdi çalışmalar aslında ikiye ayrılıyorlar. Niceliksel çalışmalar, gözlemsel çalışmalar ve deneysel çalışmalar diye. Ama deneysel çalışma, İngilizce'de experimental çalışma, insanın içinde olmayı çok istemediği bir çalışma türü. Yani ben bana ne yapılsın istemiyorum. Zaten oradaki şey deney değil. Yani iki ilacı tüpe karıştırıp size yutturmak değil oradaki amaç. Aslında o epidemiyolojide onun karşılığı intervention, müdahale. Biz aslında deneysel çalışma dediğimiz zaman bir etken var ve bir sonuç var. O etkenle ben karar verdiğim için onun adı bir müdahale ya da deney. Yani ilacı hasta kendi içmeye karar vermiyor da ben diyorum ki sen bu ilacı iç ya da sen bu aşıyı al. Müdahaleye de bulunuyorsunuz. Niye onun yararlarını konuşuruz? Öbüründe sadece gözlüyorsunuz. Dolayısıyla siz araştırmacı olarak yani bu araştırmayı yapan kişi ya da kişiler olarak yaşama bir müdahale yapmıyorsanız ve yaşamı izliyorsanız bunun adı gözlemsel çalışma. Ama yaşamda o çalışılan işte sana PCR mı yapılacak, gargara mı yapılacak, hızlı testle antikor mu bakılacak, antijen mi bakılacak, ne bakılacak? Buna araştırma grubu karar veriyorsa bunun adı müdahale. Çünkü yaşama bir müdahale ediyorsunuz. Şimdi bunun ayrıştırılmasının önemli bir sebebi de etik. Çünkü yaşama bir müdahale ediyorsanız iyi ya da kötü siz bunu ödemek zorundasınız. Bu ne demek? Bir deneysel çalışma yapıyorsanız her basamağını siz ödersiniz. Yani bunu kişiden alamazsınız, devlete ödettiremezsiniz. Çünkü siz bunu müdahale ediyorsunuz. O zaman bu hastanın ilacını satın almak zorundasınız. Bu hastanın bütün klinik muayenelerini ücretsiz yapmak zorundasınız. Belki gidiş geliş yol parasını vermek zorundasınız. Hastaya bir şey olursa onu da bakmakla yükümlüsünüz. Onun için gözlemsel araştırmalara gözlemsel araştırmalar etik kurulları bakıyor. Deneysel araştırmalara klinik araştırmalar, clinical trials'dan geliyor. Klinik araştırmalar etik kurulu bakıyor. Üniversitemizde, diğer üniversitelerde alt başlıklarına bakarsanız farklı etik kurullar olduğunu göreceksiniz. Onun dışında eğer deneysel bir araştırma yapıyorsanız Türkiye'de bizim Sağlık Bakanlığımız diyor ki deneysel her araştırma önce benim kontrolümden geçer diyor. Siz bir etik kuruldan geçirdikten sonra bunu Sağlık Bakanlığı'na da söylüyorsunuz. Sağlık Bakanlığı da üst yönetim olarak orada yine araştırmacılardan kurulmuş, akademisyenlerden kurulmuş bir komisyonda bunun hastaya zarar vermeyeceği, amacı dışında kullanılmayacağı, ödemelerinin araştırma ekibi tarafından karşılanacağını görmek ve bilmek istiyor ve takip etmek istiyor. Dolayısıyla çalışmalar ikiye ayrılıyor. Bir de özellikle Türkiye'de işte Sıvat Hoca'nın kitabıyla birlikte Türkiye'ye 70'lerden beri gelen müdahale araştırmaları diye ayrı bir başlık var. Onun için biz bunu ayrı bir başlık gibi yapıyoruz ama aslında belki bunu yapmamızın bir sebebi böyle bir çalışma tasarımına dikkat çekmek ve ona özen göstermek için. Yoksa hiçbir gözlemsel ya da deneysel çalışma iyi bir metodolojisi olmadan yapılmaz. Dolayısıyla her kullandığınız işte ölçüm aleti, bu bir sfingomanometre olabilir, bir baskül olabilir, bir boy uzunluk cihazı olabilir, bir EKG cihazı olabilir ya da bir ne bileyim PCR olabilir. Bunun geçerliliğini ve güvenilirliğini bakmamız lazım. Şimdi o zaman biz bu tür bir başlık altında baktığımız zaman bir çalışma yapacağımız zaman kaç tip araştırma var? Bunlardan hangisi benim çalışmam için en iyi sonucu verir? Bu çalışmayı seçtiğim zaman bunun bir dezavantajı var mı? Dezavantaj maddi bir dezavantaj olabilir. Parasını ödemek gibi, sigortasını yaptırmak gibi kişinin. Ya da bir kısıtlılığı olabilir. İşte kişi beyanı alıyorsanız daha az güvenilir olabilir gibi. Hangisini seçeceğim? Bu bilgi için sizin epidemiyoloji bilmeniz lazım. Bir de
okuduğunuz bir makalede de ya bunun tipi neymiş, bunu bilmeniz lazım. Şimdi yakın zamanda artık dergiler yazım kılavuzları oluşturdu ve diyor ki buna göre raporlayacaksınız. Başka türlü almam yazını diyordu. Onun için daha iyi söylüyor ama hala birçok yazıda araştırmanın tipi belli değil. Ya da orada kesişsel yazıyor, siz bakıyorsunuz çalışma başka bir şey çıkıyor. Onun için o araştırmanın tipini bilmeniz lazım ki o sonuç o araştırmada çıkar mı onu bilelim diye. O zaman gözlemsel, deneysel metodolojiyi artık koyun koymayın. Yani Türk kitaplarında var, yabancılar onu ayrı bir başlık altında tutmuyorlar. Bu çalışmaları bilmemiz lazım. Şimdi ben bunu bir yerlerde sunduğum zaman böyle bir şey oluyor. Nasıl diyeyim? Bir ses oluyor. Gülüşmeler, işte kadınla bizi aşağıladı. Öyle bir şey değil ama kanıt piramidinde uzman görüşü en alt sıradadır. Yani bunun sebebi şu. Uzman yaşamı boyunca baktığı hasta özelliği ve sayısına göre kendisi bir karar verir. Bu ve bu karar çok değerlidir. Çoğu zaman da hasta bakımında uzmanın ya da uzman panellerinin görüşüne göre karar verir. Bakın Türkiye'de pandemiyi bir bilimsel araştırma, bilimsel danışma kurulu yönetiyor. Bir uzman kurulu yönetiyor. Neden yönetiyor? Bildiklerini bir araya getirmek, işte oradaki tahminlerinden yararlanmak, literatürü okumak ve bunu bakana söylemekle yükümlü bu kurul. Ki o yürütülsün. Ama şimdi buradaki dediğim gibi bu COVID gibi yeni bir hastalık da olabilir. COVID-19 gibi pardon. Ya da çok eski bir hastalık olabilir. Kronik obstrüktif akciğer hastalığı. İyi bilinen bir kanser de olabilir. Biz burada mutlak doğruyu bilmek istiyorsak bunu ölçmek zorundayız. Bunu göstermek zorundayız ve buradan da bir takım sonuçlar elde etmek zorundayız. Şimdi kanıta dayalı tıp piramitinde gördüğünüz bu piramitin sebebi bu. Bu piramitin aşağıda alt şeyinin tabanının geniş olmasının sebebi dünyada her konuda uzman görüşünün sayısal olarak en çok olması. İlk onlara yapıyoruz ama ne zaman ki uzmanlar ya biz bunu bir yazalım dedikleri zaman ilk yaptıkları şeyler vaka sunumları ve vaka serileri. Ne dedi Çin? İki, bizim bir grup değişik bir pnömonili hastamız oluyor. Zatürreyle geliyor bunlar. Çok hızlı seyrediyor. İşte yüksek ateş ve ölüyorlar. Ve biz bunu bir şeye bağlayamadık. Bildiğimiz bir şeye bağlayamadık. Sonra dedi ki bunu daha önce de koronavirüs diye bildiğimiz virüslerden biri yapıyor. Hatta o zaman onu 2019 ne koronavirüs kol mu yazdılar? Yani yeni bir koronavirüs tipi 2019 dediler. Sonra onun adı SARS-CoV-2 diye çıktı. Şimdi bunlar vaka sunumları, vaka serileri. Bunları bir araya getirdiğinde aslında ne yapıyor? Kendi meslektaşlarına dikkatli olun, böyle bir şey var diye sunuyor. Bu yeni bir durum için çıkar, vaka sunumu ya da vaka serisi ya da bilinen bir durumun değişik bir varyasyonu olarak varsa bunu da paylaşmak isteyebilirsiniz. Ya da bir ilaç kullanırsınız, o ilaçla ilgili istenmeyen bir etki çıkar. Bakın böyle bir şey oldu, biz bununla karşılaştık, bunu yaptık, iyi geldi ya da kötü geldi diye bunu paylaşırsınız. Dolayısıyla bunlar uzman görüşünün üstünde olmasının sebebi bunlar zaten bir fark yaratıyor ve paylaşılıyor. Ama bakın bunların sayısı daha az. Bunların sayısı daha az. Bunlar yapıldıktan sonra gözlemsel çalışmalar yapıyoruz. O zaman diyoruz bir bakalım ne çıkıyor. Çocuklarda böyle, işte yaşlarda böyle, erişkinlerde böyle. Zaman içerisinde takip ettiniz, yaşadık içinde gördük. COVID'in tanı kriterleri değişti. Önce dediler ki işte ateşi olan ya da şusu olan geldiğinde biz PCR yapalım. Sonra dediler ki bu türde de gelebiliyor. Ateş illa şart değil. Dolayısıyla bunlar gözlemsel çalışmalar. Bunlardan sonra bulaşıcı olmayan hastalıkları düşünün. İşte risk faktörlerini bulacaksınız. Nasıl yapacaksınız? Akciğer kanseri olan mı daha çok sigara içmiş, olmayan mı? Eğer olanlar daha çok içtiyse sigarayla bir ilişki olabilir diyorsunuz. Ama bunu göstermek için bunun
şeyse bunu deneysel olarak gösterebilmeniz. Deneysel çalışmalar randomize olabilir, non-randomize olabilir. Randomize olduğunda daha iyi sonuç verir. Deminki sorduğumuz soru, aşılar birbirlerinden iyi midir? Buna kafa kafaya çalışmalar diyoruz. En doğrusu iki gruba randomize olarak A aşısını ya da B aşısını verip hangisinin daha iyi olduğunu görmek. Ama bunu yapma şansınız yoksa olan ya da olmayan popülasyonlardaki durumları değerlendirip bunu da yine deneysel olarak gösterebilirsiniz. En yukarıda da sistematik derlemeler var. Bu sistematik derlemeler de bu bireysel çalışmaları ya da grup çalışmaları, yani yayınlanmış bu çalışmaları bir araya getirerek ortak bir müşterekle hem sayı olarak sayıyı arttırma, hem de ortak olan ve olmayan özelliklere dikkat çekerek varsa farkı yaratan konuları bulmak. Şimdi bunu başka bir türde bakarsanız aslında şu alttaki en pembe zemindeki deminki uzman görüşünün altında da bir yer var. Biz özellikle aşı gibi çalışmaları yaparken mutlaka önce hayvan çalışmalarıyla başlıyoruz. Önce in vitro çalışmalarla başlıyoruz. Sonra hayvanlarda deniyoruz. Sonra insanlara uyguluyoruz. Dolayısıyla bu insanların olmadığı kısım epidemiyolojinin şeysi değil. Çalışma alanı değil. Biz insanlarla kısımda yapıyoruz. Ama insanlarla ilgili kısımda da bir örnek seçilme olmayan, özel bir tasarımı olmayan, yine uzman görüşleri, işte uzman kişilerin yazdığı editoryal makaleler ya da varsa yine böyle gözlemlere dayalı daha net derlemeler, vaka sunumları, vaka serileri var. Ama ondan sonra artık buna bir yatırım yapalım, bunu izleyelim, zaman olarak, para olarak, insan gücü olarak buna emek harcayalım derseniz gözlemsel çalışmalar var. Onların içerisinde kesişsel çalışmalar, vaka kontrol çalışmalar ve kohort çalışmalar var ve randomize kontrollü çalışmalar var. Bunların hepsini bir araya getirdiğimiz zaman da sekonder veri analiz dediğimiz var olan çalışmaları bir araya getirdiğimiz zaman da biz aslında meta analizlerle, sistematik derlemelerle bu sonuçları örtüştürüyoruz ve buradan da yola çıkarak bugün aslında klinikte kullandığınız klinik rehberler çıkıyor. Şu varsa bunu yapın, bu varsa bunu yapın. Yani bütün bunlar bir kişinin yapacağı bir çalışma değil, bir anda yapılacak bir çalışma değil, yıllar içerisinde birlikte ortaya çıkan çalışmalar. Biz şimdi bunun en güzel örneğini yaşıyoruz. Hem olaya müdahale etmeye çalışıyoruz salgına, hem de buradan çıkan bilgileri ölçmeye, değerlendirmeye ve ona göre paylaşmaya yeni yollar açmaya çalışıyoruz. Onun için de diyoruz ki elinde herkesin ne birisi varsa paylaşsın ki biz bunu öğrenelim. Ve bu paylaşmayı ben makale bazında düşünmüyorum. Bu paylaşma çok acil yapılması gereken bir paylaşma. Yani makale sizin akademik olarak bunu paylaşımınızla ama özellikle Sağlık Bakanlığı'nın ya da elinde verisi olan hastanelerin salgın aşamasında bunu günlük belki saatlik paylaşmaları değerli ki biz ona göre gereksiz önlemler almayalım ya da gerekli örnekleri, önlemleri zamanı içerisinde geldiğinde alabilelim diye. Şimdi farklı grupların, bu Amerika Birleşik Devletleri'nin koruyucu hekimlik çalışma grubunun kanıt kalitesi piramidi ama 3 aşağı 5 yukarı hemen her yerde bunlar aynı. En yüksek kalitesi olan birinci şeyde en az bir tane düzgün yapılmış randomize kontrollü çalışma olması lazım. Bu olmadan bunu biz kanıt kabul etmiyoruz. Ama bu yoksa randomize olmasa da bir yine deneysel çalışma yapılmış. O da yok. Ama iyi kaliteli vaka kontrol ya da kohort çalışmaları var. O da yok. Yani en azından bir tanımlayıcı çalışma yapılmış mı? O da yok. Hiçbir şey yoksa o zaman diyoruz ki uzman arkadaş sen ya da panel oluşturup sizin gözlemleriniz, daha önceki yaşam tecrübeniz, bu hastalıkta gördüğünüz şeyler, deneyiminizle siz bize ne öneriyorsunuz diyoruz. Yani bu o görüşü hafife almak değil, asla öyle bir iddiam olmaz. Ama uzman görüşlerinin, uzman panellerinin yaşamla ortaya çıkan şeylerin gözleme dayalı olduğu aşamada biz kanıttan başlıyoruz. Onun için zaten hani sizler de işte erken evrede bu çalışmayı nasıl yapacağız bilgisini bunun için öğrenmeye çalışıyorsunuz ki ileride daha güvenilir kanıt alalım. Bir de kanıtı
kendi açımızdan da şöyle düşünmemizde yarar var. Bir malpraktisi ile karşılaştığımız zaman bu malpraktisi yani kendinizi kollamak için de sizin kanıta ihtiyacınız var. Diyeceksiniz ki o kitapta böyle yazıyordu ya da klinik rehberde böyle yazıyordu. Onun için biz kanıtı evet bilim için yapıyoruz, doğru hasta bakımı için yapıyoruz ama aslında kendimizi korumak için de kanıta ihtiyacımız var. Emirhan yazmış, şimdi gördüm. Hocam hastalıklarla ilgili bir durum ilişkisinin kesinleşmesi için istatistik veri dışında fizyolojisinin de kanıtlanması gerekir mi? Örneğin sigaranın kanser oluşturma mekanizması diye örnek vermiş. Evet, çok doğru Emirhan. Biz nedensellik kriterleri içerisinde arada çok hızlıca geçtiğim gibi biyolojik anlamlılık, biological plausibility deniyor. Bir kere biyolojik olarak söylediğiniz şeyin ispatlanabilir olması lazım. Yani sigara akciğer kanseri niye yapsın? Çünkü sigara siliyar epiteli bozuyor. Orada o ziftin, işte katranın 3000 tane mi kimyasal var, onun akciğere yerleşmesine neden oluyor. Onun dışında yine sigaranın içindeki maddelerin nekrotizan özellikleri var. Doku yapısını bozan özellikleri var. Yani bunu biyolojik olarak evet göstermen gerekir. Yani ilişkiyi istatistiksel olarak göstermek birinci adım. Ama asla nedensel demiyoruz ve bu yıllar içerisinde çıkıyor. Yani aslında bugün sigaranın akciğer kanseri yaptığı hikayesinin neredeyse 100 yıllık bir geçmişi var. Herkes onun geçmişe biraz önce istatistiksel olarak ama sonra da diğer çalışmalarla tutarlılığı göstererek, benzer sonuçları elde ederek, farklı insan gruplarında benzer sonuçları elde ederek ve mümkünse de deneysel olarak gösterdikten sonra, dediğin gibi yani sadece fizyolojik olarak değil, deneysel olarak. Tabii bir insana sen sigara iç içme diyemezsin ama sigara içen insanların sigarayı bıraktıktan sonra doku harabiyetinin düzelmesi, tekrar sigaraya başladığında tekrar kötüye gitmesi de bir deneysel gösterim. Ya da aynı popülasyonda İngiltere'de yapılan doktorlar çalışmasında olduğu gibi aynı popülasyonda doktorlar sigarayı kestiği bir aşamada sigaranın zararlarından farkında olarak toplum içmeye devam ettiğinde bu iki grup içerisindeki hastalık hızlarının farklılaştığını gösterilmesi gibi nedenlerle nedenselliğe karar veriyoruz. Onun için aslında istatistik sadece bunun istatistiksel olarak ilişkisini gösteriyor ama biz sonra bu ilişkinin gücü, anlamlılığı, spesifisitesi, özgün olup olmaması, farklı çalışmalarla uyumlu olması, consistency, deneysel olarak gösterilmesi, experimental olması, koherans dediğimiz diğer ilgi alıyla uyumlu olması gibi birçok alt basamağa baktıktan sonra nedensel diyoruz. Fizyolojik ve şey olarak, patolojik olarak gösterimde bunların altında. Şimdi ben size okuma materyali için iki tane farklı slide seti ve okuma materyali önereceğim. Bir tanesi bu 2002 yılında Lancet dergisi o yıl içerisinde kendi makalelerinde yayınlanan üzerinden giderek bir şey yaptı, bir dergi supplementi oluşturdu. O derginin supplementinin üzerindeki görüntülerden biri bu. Ben onu Türkçe'ye çevirdim. Hala çok, yani 2000'li yılların başından beri bizim kullandığımız sağlık çalışmaları şeysi bu, sınıflaması bu. Burada üç tane soruyla hem hangi çalışmayı seçeceğinize karar verebiliyorsunuz, hem de o seçtiğiniz ya da okuduğunuz makalenin hangi çalışmaya uygun olduğuna karar verebiliyorsunuz. Şimdi her çalışmada tanımlayıcı da olsa aslında bizim kafamızda bir soru var. Diyor ki bu aşı diğer aşıdan iyi midir, değil midir, kötü müdür, etki açısından diyelim. O zaman burada bir etken var, bu A aşısı ya da B aşısı, bir de sonuç var. Bu sonuca da sizin araştırmacı olarak karar vermeniz lazım. Enfeksiyonu önlemek mi? Zaten şu anda hiçbiri tam olarak %100 enfeksiyonu önlemiyor. Onun için bir semptomatik hastalığın ortaya çıkması mı, hastane yatışı mı, yoğun bakım yatışı mı, mekanik ventilatör alıp olmaması mı, ölüm mü? Hangisine siz karar verin sonuca, etken ve sonuç. Buradaki etkenle karşılaşmaya birinci sorumuz, kim karar veriyor? Araştırma ekibi karar veriyorsa buna deneysel çalışma.
hayır, kişiler karar veriyorsa gözlemsel. Şimdi aşı çok gündemde, onun için aşıyı konuşalım. Aşının poz 3 deneysel çalışması yapılıyor. Yapılırken, şu anda Türk Ovak'ın deneysel çalışması yapılırken siz gittiğinizde aydınlatılmış onamınız alınıyorsa ve size biz size ya Türkovak yapacağız ya Sinovac yapacağız ya da hiçbir şey yapmayacağız. Kabul ediyor musun diyorsanız bunları deneysel çalışma iznini aldığınız ve araştırmacının kendi karar verdiği. Bu çalışma randomize olarak yapılıyorsa buna da randomize kontrollü bir deneysel çalışma ya da bir benim ifademle müdahale araştırması, değilse non-randomize. Burada körlük varsa, yani hasta hangi ilacı aldığını bilmiyorsa, Sinovac'ın ilk grupları ya da BioNTech'in Türkiye'de 500 kişideki örneklemde olduğu gibi, ben size bir aşı yapacağım ama ne olduğunu söylemeyeceğim, kabul ediyor musun ya da plasebo olacaksınız, kabul ediyor musun? Ve sen körsen buna tek kör, buna uzman kişi de körse ikili kör. Kim uzman arıyor, diyor ki yeni bir kişi geldi, buna hangisini vereyim? Üstünde 11-13 yazanı ver diyor, o da kör. 11-13 kim biliyor? İşte firma yetkilisi ya da üst düzeydeki bunu döneten. Eğer burada analizi yapan da körse, yani o A aşısı ya da B aşısı diye bunu yapıyorsa, bunu üçlü kör diyoruz. Yani her şey bitiyor, analiz sonuçları açıklanıyor. Türkiye'deki faz 3 koronavirüs, Sinovac çalışması böyle yapıldı, açıkladık. Diyorlar ki işte bir ilaç önden gidiyor, hangisinin olduğu belli değil. Açıldığı zaman diyorsunuz ki aşılı grup da işte diyelim 33 kişi hasta olmuş, diğer grupta 9 kişi hasta olmuş, açıyorsunuz hangi de aşı grubunda 9 kişi hasta olmuş, plasebo grubunda 33 hasta olmuş, buna göre bir analiz yapıyorsunuz. Ama şimdi Türkovak bir grup yapıyor, diyor ki isteyen olsun diyor. İsteyen olsun diyorsanız ya da iki Sinovac'tan sonra mutlaka üçüncü aşı olun dedi devlet, değil mi? Biz de gittik, sordular hangisini istiyorsunuz? Bir grup Sinovac istedi, bir grup BioNTech istedi, mRNA aşısı istedi. Kendimiz karar verdik. Şimdi devlet bunu kim karar vermiş? İki dozun üstüne Sinovac isteyenlerle iki dozun üstüne BioNTech isteyenler hangisi etkili olmuş diye bakıyorsanız, burada artık araştırmacı karar vermiyor. Kişi ben istiyorum diyor, yaptırıyor. O zaman bunun adı gözlemsel bir araştırma. Çünkü ya da yaşama müdahaleyi siz yapmıyorsunuz. O zaman etkenle karşılaşma durumuna araştırmacı karar veriyorsa bunun adı deneysel. Etkenle karşılaşma durumuna araştırma dışında bir kişi, hasta kendi olabilir, hastanın doktoru olabilir, gittiği hastanenin doktoru olabilir. Bunun adı gözlemsel. Şimdi deneysel araştırmayı bir yana koyarsak, gözlemsel araştırmanın altında ikinci soru, spesifik bir hipoteziniz var mı? Siz bu çalışmayı ne amaçla yapıyorsunuz? Yani bir ilacın öbüründen daha iyi olduğunu, aşının öbüründen daha iyi koruduğunu göstereceğim ben diye yola çıkıyorsanız, bununla da analitik çalışma. Bunun da tabii yaptırımları var. O zaman örneğine uygun seçeceksiniz, işte belirli sayıda kişiye gideceksiniz vesaire gibi. Yok, ben sadece bakacağım, durum ortaya koyacağım, ondan sonrası beni ilgilendirmez diyorsanız, bununla da tanımlayıcı çalışma. Bunun da belirleyicisi bir hipoteziniz olup olmaması. Bazı insanlar bunu kontrol grubu diye yazıyor. Orijinalinde de bu metnin kontrol grubu yazıyordu. Ama biz kontrol grubu ya da karşılaştırma grubu tanımlayıcı çalışmada da alabiliriz. Onun için ben onu hipotez testi diye daha spesifik etmek istiyorum. Üçüncü son aşama, analitik bir çalışma yapıyoruz. Üç tane analitik çalışma var. Vaka kontrol, kohort ve kesişsel çalışmalar. Hangisi etkenle sonucu aynı anda ölçüyorsam bunun adı kesişsel. Bugün gidiyorum Sağlık Bakanlığı'na, diyorum ki ey Sağlık Bakanı, bana ver verilerini, ben sana yazayım, yapayım analizini. Bugün itibariyle kaç kişi hasta olmuş, bunların hangisi hangi aşıyı almış ya da almamış, bunun adı kesişsel. Öyle yapma da diyor, ben sana şeyleri vereyim, ölenleri vereyim, bir de ölmeyenleri vereyim. Onların, yani grubun içerisinde bak bakalım hangi aşıya olmuşlar. Bunun adı vaka kontrol. Ölenler vaka, ölmeyenler kontrol. Sonuçtan yola çıkıyoruz. Hangi aşıya olmuş diye geriye doğru bakıyoruz. Başka bir şey, etken kohort. En üst piramitte hatırlayın, kohort var. Ben de bize kontrollerin altı. O da şöyle, aşı olanları alın, aşı olmayanları da alın, takip edin. Deyin ki 6 ay içinde ben bakacağım. Kim ölecek, kim kalacak, kim hasta olacak, kim olmayacak. Bunun adı da kohort.
kohort retrospektif olabilir. Veriler toplanmış, siz bunu etkenden sonuca doğru ama geriye dönük inceleyebilirsiniz kayıtlardan, Sağlık Bakanlığı kayıtlarından. Ya da bizim şu anda HUCOVAX diye medikososyalde halen de yürümekte olan, bu haftada sonlandıracağımız bir öğrenci çalışmamız var. Aşı olan öğrencileri davet ediyoruz. Antikorlarına bakıyoruz belirli aralıklarla, 6 ay arayla ve aynı zamanda hasta oluyorlar mı diye bakıyoruz. 467 tane halen takibimizde olan ve full aşılı olan grupta 9 öğrencimiz hasta oldu. O zaman bizim 3 aylık insidansımız ne? 3/467. Ayda %5'e yakın bir aşılılarda hasta olma, aylık hasta olma insidansımız var. Bu arkadaşları takip ediyoruz. Bunların antikorlarına bakıyoruz. Bunların diğer özelliklerine bakıyoruz. Altta yatan hastalıkları var mı? Bunları 2 yıl süreyle takip edeceğiz. Ama bu kadar emek harcarken başka bir şey yapalım dedik. Biz bu arkadaşlara gelen herkese Haziran'da 782 kişi aldık. Bütün kan analizlerini yapıyoruz. Fizik muayenelerini yapıyoruz. İnanılmaz şeyler çıktı. Yani hiç tansiyon ölçtürmemiş hipertansif arkadaşlarımız çıktı. Metabolik sendromu olanlar çıktı. Diyabeti olanlar çıktı. Onların da yine belli yerlere giderek ama sağlık medikososyal içerisinde ücretsiz olarak ama hastanemizde eğer sigortası varsa takiplerini yaptırıyoruz. Bunlar da sağlık kohortu. Tabii en doğru sonuçlar kohortlardan çıkar ama bizden yani bilimsel kriterlerde yapıyoruz ama bilime katkı çıkması için değil, sosyal hizmet olarak bunu yapıyor üniversite. Bunu ama bakanlık kendisi yaparsa büyük veri tabanlarında tabii son derece daha etkili sonuçlar da çıkacaktır. Yani biz de kendimiz yapıyoruz ama verilerimizi paylaşıyoruz. Çalışma tasarımında paylaşıyoruz ki umut ediyorum ki bakanlık bunu kendisi de yapsın ve biz de bu işte hangi aşıymış, hangisi daha kötüymüş, hangisinin yan etkisi neymiş, kim ölmüş, kim kalmış yakalayabilelim diye. Şimdi bu 2002 ama ikinci okumanızı arzu ettiğim makale 2012. Artık çalışmaları insanlar risk içinden ziyade biz nereye gidiyoruz diye çalışıyorlar. Yani biz koroner arter hastalığının, diyabetin, akciğer kanserinin sigara ile ilişkilerini biliyoruz zaten. Ama bizim mücadelemizde işe yaramış mı? Yaptığımız önlemler işe yaramış mı? Biz öğrencimizi ölçmüşüz. Demişiz senin body mass index'in çok yüksek, prediyabetiksin. Senin kilo vermen lazım demişiz. O sadece onu demiş olmamız 3 ay önce Temmuz ayında 15 kilo vermiş gelmiş, bütün değerleri normale döndü. Çok önemli bir şey tabii, yani 22 yaşında birinin sağlığını bu şekilde bir sözlü olarak bile müdahale ediniz, işe yarıyorsa o zaman bizim insidans ve prevalans çalışmalarına ihtiyacımız var daha çok. Onun için yazarlar da bunu değiştirdiler. Çalışmaları artık insidans tipi çalışmalar, burada kohort çalışmaları ve randomize kontrollü ya da kontrolsüz deneysel çalışmalar var. Ve prevalans çalışmaları, burada kesişsel çalışmalar vardı. Bir de vaka kontrol çalışmalar vardı. Ama vaka kontrol çalışmalar da zaman içerisinde tipine göre biz de kendi çalışma planımıza bir yuvalandırılmış vaka kontrol çalışması soktuk, yerleştirdik bu COVID için. Bunlar insidans da verebiliyor size. Onun için insidans tipi vaka kontrol çalışmalar, geleneksel vaka kontrol çalışmalar ve prevalans tipi vaka kontrol çalışmalar diye ayrılıyor. Onun için bu iki makaleyi okumanızı, hani sinire sinire okumanızı dilerim. Onları okuduktan sonra da size slide setinde bunların her bir çalışmanın tanımlayıcı araştırmaların amacı nedir, ne işe yarar, ne yapar, kaç tip vardır, yararları zararları buradan takip edebilirsiniz. Yine analitik çalışmalar kaç tiptir? Demin konuştuğumuz gibi kesişsel, vaka kontrol, kohort olur. Bunları ne için kullanırsınız? Her birinin avantajı, dezavantajı nedir? Neler çıkar? İşte kesişsel araştırmalardan prevalans çıkar. Prevalans oranı çıkar. Vaka kontrol çalışmalardan odds oranı çıkar. Ama işte eğer Neil Pearson makalesini okursanız bunlardan insidans da çıkabilir.
Bunların avantajları ne? Ucuzdur, kolaydır, çabuk uygulanır. Ne yaparsınız? Odds oranı hesaplarsınız. Bu nerede kullanılır? İşte demin yaptığım gibi kohort çalışmalar nedir? Avantajları nedir? Avantajından çok maliyeti var tabii, bunun zorluğu var işte vesaire, onları okuyabilirsiniz. Ve müdahale araştırmaları. Klinikte de yapılabilir müdahale. Clinical trials dediğimiz şey. Sahada da yapılabilir. İlla tedavi için yapılması gerekmez. Aynı zamanda kurtarmak için aşıda olduğu gibi primer koruma için de yapabilirsiniz. Ya da işte sahada suya flor katarsınız. Diş çürüklerini engellemek için gibi. Randomize kontrolü olabilir, olmayabilir. Demin konuştuğumuz gibi kör olabilir, olmayabilir. Randomize kontrollü çalışmaların tasarımlarını tabii daha detaylı ilgilenen arkadaşlarla görmemiz lazım. Bu çalışmaların içerisindeki özellikleri nedir? Randomizasyon nasıl yapılır? Nasıl takip edilir? Etik konular nedir? Buradaki en önemli şey olduğu gibi hastanın takip edilebilmesi. Deminki örnekte olduğu gibi aşıdan sonra ne kadar süreyle takip ediyoruz? Şimdi Sinovac ilk aşıları 13 Ocak'ta bakan kendisine yaptırdı televizyonda. Bilimsel kurulu yaptı. 14'ünden itibaren sağlıkçılar yapılmaya başladı. Geldiğimiz noktada 10. aydayız. Artık onun 10 aylık takibini yapabilmemiz lazım. BioNTech daha sonra geldi. Şimdi 3. dozları Haziran'da olmaya başladık. 4 aylık bir geçmişimiz var. Bunların izlemleri önemli bizim için. Hem güvenilirlik açısından hem geçerlilik açısından. Ve sonra da en sonunda yine yaptığımız ölçümlerin ne kadar doğru olduğunu göstermek için işte sensitivite, spesifite, prediktif değer gibi PCR'ı mı kullanalım, başka bir tarama testimiz var mı, antijen mi bakalım, ağızdan sürüntü mü alalım, gargara mı yapalım diye bakmak için çalışma tasarımlarını görebilirsiniz. Biz dönem 3'te hemen hangi ayda? Mayıs gibi yapıyoruz. Geçen sene biraz kaydı şey yüzünden, ne diyeceğim, online eğitim nedeniyle biraz kaydı, büyüdü şeyimiz, gecikti. Ama Mayıs ayında bir epidemioloji modülümüz var dönem 3'ün içerisinde. Tüm öğrencilerimiz epidemioloji eğitimi alıyorlar tıp fakültesinde. Onun dışında master ve doktora programları içerisinde epidemioloji eğitimlerimiz var. Epidemioloji yüksek lisans ve doktoramız var. O derslere bakıp sağlık bilimleri altında hocalarınızla konuşur, ihtiyaç duyarsanız onu sadece gözlem anlamında ya da ders alarak şey yapmanız mümkün. Takip etmeniz mümkün. Yine internlükte bir ay süreyle halk sağlığı stajı içerisinde tıp öğrencilerimizin hepsi bir primer araştırma yürütüyorlar. Eğer arzu ederseniz bu araştırma gruplarına da gelip dahil olup daha önce öndeki sınıflarda da yapabilirsiniz. Kapımız açık. Tabii bu 2 saatte ben bu kadar toparlayabildim ama her ne zaman isterseniz gelip bakabilirsiniz. Ve şu anda biz Medico'da hafta sonuna kadar Medico Sosyal'in içerisinde bir merkez kurduk. Yemekhaneye giderken Hukovax diye yazıyor, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Kohortu diye. Dönem 4, 5 ve 6 öğrencilerimizin hem sağlık izlemlerini, food check-up'larını, kan check-up'larını yapıyoruz. Hem de COVID nötralizan antikorlarına bakıyoruz. Çalışma sürüyor. Her gün 9'dan 4.30'a kadar oradayız. Kanlarımız 3'te gidiyor ama gelip bakabilirsiniz. Aktif yürüyen bir kohort var Hacettepe'nin içinde. Orada da memnuniyetle size neler yaptığımızı anlatabilirim. Bugünkü süremiz sanıyorum doldu fazlasıyla. Benim bugün anlatmak istediklerim bu kadar. Dilerim işinize yaramıştır. Dilerseniz bundan sonraki modüllerde de memnuniyetle daha detaylı olarak şey yapabilirim. Paylaştım sunum materyalini. Oradan arkadaşlarınızı da paylaşabilirsiniz. Sanıyorum şey de alıyor, recording de var. Oradan da takip etmeniz mümkün. Bir de şeyi söyleyeyim. Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı birkaç yıl önce haftalık olarak öğlen aralarında klinisyenlere yönelik
epidemioloji eğitimleri verdi. Temel epidemioloji eğitimleri 10-15 seans. Onların hem slaytları hem de tabii çok iyi değil, kaliteli değil ama işte hoca konuşurken kayda edilmiş YouTube görüntüleri var. Oradan da indirip bakabilirsiniz istediğiniz özel çalışma tipini. Ben burada susayım. Eğer varsa sorularınızı, katkılarınızı, geri bildirimlerinizi almak isterim. Buyurun. Ben çok konuşurum. Uyudunuz mu? Yoruldunuz mu? Çayınızı, kahvenizi içtiniz mi? İçtik hocam, sağ olun. Çok çok güzel bir sunumdu. Çok teşekkür ederiz bu araştırma konusu. Ben bir de ekstra şey için teşekkür etmek istedim. Zaten bahsettiniz ama bu core çalışması, ben dönem 4'üm. Benim arkadaşlarım da katıldı. Ben de. O da bütün emekleriniz için çok teşekkür ederiz. Orada böyle herkes uğraşıyor, çabalıyor. Hatta beni böyle biraz ikna eder gibi oldular. Ben sadece arkadaşları bırakmaya gelmiştim. Tamam, ben de katılayım o zaman. Evet. Çok çok güzel bir ortam var orada da. Harbiden çok teşekkür ederiz onun için. Çok, çok teşekkür ederim. O zaman madem açtın konuyu, ben de seni biraz ikna etmeye çalışayım. Hedefimiz 1650 kişi. Dün itibariyle 401 kişi geldi. 1/4. Ve bunun ücreti, yani buradaki herkes gönüllü çalışıyor. O testlerin ücreti dönem 4 öğrencileri için 2000 lira. Dönem 5 ve 6 öğrencileri için 500 lira, sadece 400 lira, sadece nötralizan antikor. Bunu Hacettepe ücretsiz yapabilmek için bir BAP projesine izin verdi. Oradan alıyoruz ve siz o testleri yapmazsanız o testler yapılmıyor. Ya yani başka birinin için kullanamıyoruz. Oradaki arkadaşlarınız mesela bu testi yapmak istiyorlar, yaptıramıyoruz onlara. Oradaki hemşire, çalışan hemşirelere yapamıyoruz. Çünkü bunu üniversite sadece 4, 5 ve 6. sınıf öğrencileri için ve diş hekimliği 4 ve 5 için ayırdı. Ne olur gelin bu testlerinize bakalım, yapalım. Gerçekten çok değişik şeyler çıkıyor. 2 tane talasemi yakaladık bu hafta. 30'a yakın hipertansif vaka yakaladık. Bir tanesi malign hipertansiyon, acildeki arkadaşımız müdahale etmek zorunda kaldı. Hiç haberi yoktu öğrencimizin. Birkaç tane diyabet yakaladık, prediyabet yakaladık. Body mass indeksi söylemek istemiyorum, kendi yaramda olduğu için, ama çok fazla body mass indeksi yüksekliği var. Bir farkındalık oluyor. Evet. Hafta sonuna kadar devam ediyoruz. Gelirse 4-5 öğrencilerimiz memnuniyetle. Bu haftada antikorlarınız çıkıyor. Çok zor bir akreditasyon sürecinden geçti Hacettepe. Dün itibariyle tamamlandı. Onun için kanlarınızı işledik, biyokimyaları çıkardık ama şeyler yarın çıkacak. Yarın akşam antikorlarınızı görebilirsiniz. Dilerim iyi sonuçlar çıkar. Antikor tabii ki birebir koruma sağlamıyor ama ben kendi antikorumun 66 olduğunu öğrendiğim gün hemen gidip 3. dozumu yaptırdım. Yoksa yaptırmayacaktım. Hani en azından öyle bir şey ve maske ve mesafemi hiç vazgeçmiyorum. Onu korumak açısından da önemli. Ben de teşekkür ederim. Sen de arkadaşlarını ikna et, gelsinler. Yok hocam, ben onları aslında hadi siz katılmak istiyorsunuz madem diye böyle yanlarında gitmiştim. Sonra oradaki bir görevli abi, ama sen niye gelmiyorsun ya, bak bu gönüllü bir çalışma falan diye, dedim tamam ben de geleyim o zaman. Ve hani hiç çekinilecek bir şey de yok. Burada yok. Böyle öğrencilere bir hizmet sağlanıyor. Oradaki çalışanlar da gerçekten çok özveriyle duruyorlar orada. O yüzden yani buradan da böyle katılmamış olan varsa şu an aramızda bulunuyor. Ben de derslerimi içeride bir odada yapıyorum genellikle. Şikayet olursa hemen müdahale ediyorum. Şikayet olanlar da bana gelsin, ben onları çalıştırayım. Onlar benim birlikte çalıştığım arkadaşlarım, uzmanlık öğrencilerimiz, epidemioloji uzmanlık öğrencilerimiz, yanda yapanlar. İki de diş hekimi arkadaşımız katkı sağlıyor. Gerçekten bence de Hacettepe'nin aidiyet anlamında da iyi bir şeysi. Yani öğrencileri için çok görünür kıldılar. Rektörümüz, rektör yardımcılarımız çok uğraştılar. Oradaki herkes de çok uğraşıyor. İnşallah daha iyi bir sayı alırız. Geçen %50'ye ulaştık. Şu anda %25'teyiz. Dilerim. Bu hafta siz de gözlemlemeye gelirseniz memnuniyetle ne yaptığımızı anlatmak isterim. Teşekkür ederiz hocam. Sorular gelmiş bu arada, ben bunları söyleyeyim. Hocam açık dönemlerde de açılsa hedefteki sayı, evet alt dönemleri açılsa. Ya Mehmet haklısın Alperen, fakat öyle olmuyor işte. Geliriz diyenler gelmiyorlar.
Ve neden alt dönemleri açılmadı 4-5-6'ya? 4-5-6 çok riskli. Aktif hasta bakıyorlar, yine şeyde de bakıyorlar, ağız içine bakıyorlar. Onun için şeyimiz bu kadardı ve şu anda Nisan'da bir izlemimiz olacak. İnanın ben Nisan'ı bile garanti edemiyorum. Çünkü biz başladığımızda dolar 7 liraydı. Çok bütçesi çok yüksek bu çalışmaların. Umarım Nisan takibini yapabiliriz. Hocam benim bir sorum var demiş Gülçin. Hastalık toplumda görülme sıklığı zaman içerisinde artmış olması o hastalığın etkeniyle ilgili bir ucu verir mi? Verirse genetik değil de çevresel koşulları olduğunu söyleyebilir miyiz? Çocuklarda görülen epileptik nöbetler gibi. Evet deriz. Onun için biz çalışmaların çok güzel sormuşum Gülsüm. Zaman içerisinde mutlaka tekrar edilmesi gerektiğini, belirli aralıklarla hatta aktif sürveyans sistemleri olmasını istiyoruz. Ve dediğin gibi eğer artarsa sadece epileptik nöbetler değil, kendinize de bakın, ben kendime de bakıyorum. Şuradaki boynumuzdaki tifoz artmadı mı zaman içerisinde? Yani bel omurilik sorunlarımız artmadı mı? Çocuklara bakın, gençlere, hepsi elinde telefon. Baş ağrıları arttı, migren krizleri arttı, epileptik nöbetler arttı. Bunlarda her şey bir ama sosyal ilişkileri bozuldu çocukların. Şimdi bir hekim öğretmen arkadaşım var, diyor ki ya bunlar konuşmayı ve bakmayı unutmuşlar diyor. Hepsi önüne bakıyor diyor okula başlayınca. Onun için gerçekten çevresel sebepleri de çok yüksek olduğunu biliyoruz. Ve bunu nasıl önleyebiliriz diye de çalışma yapmamız lazım. Onun için haklısın. Yani zaman içerisinde, yıllar içerisinde değişen şeyler var. Türkiye'de nüfus ve sağlık araştırmaları 5 yılda bir yapılıyor. Sigara araştırmaları 2-3 yılda bir yapılıyor. Çok değişiklik olduğunu görüyoruz. Ama tabii araştırmayı yapmak tek başına yetmiyor. Aslında biz o araştırmadan sonra bunu politika yapıcılarına, yani onlar bizim üstümüzde, biz onlara bir şey yapamıyoruz. Bunu ancak sunabiliyoruz Sağlık Çalışan Bakanlığı'na ve onlardan da bu süreci ona göre yönetmeleri ve politika geliştirmeleri için önerilerimizi sunuyoruz. Onları da bekliyoruz. Daha fazla yapabileceğimiz bir şey yok. Aynı şeyi COVID için de yapabildiğimiz, elimizden gelen bu. Araştırma niçin yapılır? Yayın için değil. Araştırma hizmeti iyileştirmek için yapılır. Onun için zamanında paylaşıp ve politika yapıcıları da ikna ederek daha sağlıklı günlere ulaşmak için bu araştırmaları yapıyoruz. Her zaman yerini buluyor mu emin değilim ama bulduğu zaman mutlu oluyoruz. Ben de her birimize ayrı ayrı teşekkür edeyim. Soran arkadaşların sorularını yanıtladığımı düşünüyorum. Onun dışında varsa yine almak isterim. Yok gibi galiba. Yok. Sorabilirsiniz arkadaşlar. Sorabilirsiniz, gelebilirsiniz. Yerimiz çok güzel, tam kütüphanenin üstünde. Arada kütüphaneden çıkanlara takılıyorum ben. O kişi benim, o deli, kütüphanenin delisi benim. Sigara içmeyin, burada maskenizi çıkarmayın. Burada saçları ne güzel, kestir o saçları, kıskandım yapan kişi. Siz de bir kat yukarıda odam. Gelirseniz memnuniyetle sorularınızı cevap vermek isterim. Çok teşekkür ederiz hocam bu güzel soru. Ben teşekkür ediyorum. Güzel bir öğleden sonra diliyorum hepinize. Evet, bizim için. Kapatmadan önce bir fotoğraf çekebiliriz. Arkadaşlar eğer kameranızı da açmanın mümkünse. Şöyle düzgün duralım diyorsun. Peki. Kütüphaneden bağlanan bir arkadaşımız da varmış hocam. Ya bak işte üst kattayım ben. Gel oraya. Açmak isteyen varsa... Tamamdır. Çekiyorum. Tamamdır. Benimle de paylaşırsan sevinirim. Herkese tamam. Güzel bir hafta sonu diliyorum. Hafta sonu nimetlerinden yararlanın. Hafta içi çok çalışmak için hafta sonu dinlenmek lazım. Hoşça kalın. İyi bakın kendinize. Siz de kendinize iyi bakın. Herkese çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Çok teşekkür ederiz hocam. Ben de teşekkür ederim. İyi günler. Hoşça kalın. İyi günler.